Kıymetli misafirler ve gençlerimiz, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi olarak hazırladığımız vefatının 7. seneyi devriyesinde Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı anma ve anlama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İzninizle program akışını arz etmek istiyorum. İlk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından İstiklal Marşı ve sonrasında Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Başkanımız Sayın Mehmet Parlak Bey'in açılış konuşmaları, konuk hocalarımızın Erbakan hocamız ile ilgili paneli, plaket takdimi, sivil toplum kuruluşları ve başkanlarla hatıra fotoğrafı ve son olarak kapanış. Her kelamın başı, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmesi için İbrahim Yaya hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. الفاتحة. Ey Rabbimiz! Kur'an'ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir delil ve ateşten koruyan bir perde eyle. Gönlümüzü, aklımızı ve ruhumuzu manevi iklimlerde seyahat ettiren tilavetlerinden dolayı İbrahim Yaya hocamıza teşekkür ediyoruz. Sesine, nefesine, yüreğine sağlık hocam. Kıymetli misafirler, şimdi ise sizleri aziz şehitlerimiz anısına İstiklal Marşı için ayağa kalkmaya davet ediyorum. Thank you.
Allah razı olsun. Sevgili misafirler, şimdi genel başkanımızın mesajını sizlerle paylaşacağım inşallah. Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubemizin tertiplediği anma ve anlama programı vasıtasıyla canıyla ve malıyla cihat eden Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Salih Turhan, AGD ve MGV Genel Başkanı. Değerli hazirun, Milli Görüş Lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın "İman varsa imkan da vardır. Milli görüşçü asla vazgeçmez" azmiyle "Benim olmadığım yerde kimse yoktur. Kim var?" diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan "Ben buradayım" diyen bir gençlik yetiştirmek amacıyla kurulan Anadolu Gençlik Derneğimizin Konya Şubesi Başkanı Sayın Mehmet Parlak Bey'i selamlama konuşmaları için mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Saadet Partisi İl Başkanımız, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımız, çok kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerimiz, vefatının 7. yıl dönümünde Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı anma ve anlama programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu programa teşrif eden kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıyeten bu programda emeği geçen tanıtım medya komisyonumuza, organizasyon planlama komisyonumuza, üniversite orta öğretim komisyonlarımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize bir teşekkürü borç biliyor. Hepsine teşekkür ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. 7 yıl oldu. 27 Şubat 2011 tarihinde asrın lideri aldanmayan, aldatmayan, kendisini, hayatını, ömrünü, bütün mücadelesini ümmet için harcayan kıymetli liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız içinde bulunduğumuz şu günde vefat etti. Vefat etti ama kendisinin hayatında yaptığı mücadeleler, maddi ve manevi kalkınmalar, yetiştirdiği kadrolar elhamdülillah vefatından sonra da canla başla kaldığı yerden devam ediyor. Cenab-ı Hak bu hususta Milli Görüş Harekatı ile başlayan 1969 yılında Konya'mızdan başlayan bu önemli hareketi inşallah neticeye ulaştırır. Hem dünyada hem de ahirette hepimizi hitap ediyordu. Hayat doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, faydalı ile zararlının, adaletle zulmün mücadelesinden ibarettir. İslam sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya huzur ve barış getir teminatıdır. Barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur tüm insanlığın ortak talebidir. Müslüman gençlerin de bu değerleri taşımaları zorunludur. Bu inançla Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı olarak biz de taşıdığımız
değerin farkındayız. Bu hususta üniversite gençliğimizde, ortaöğretim gençliğimizde, çalışan gençliğimizde, hanım komisyonlarımızla hocamızın bir asra damgasını vuran faizsiz ekonomi hususunda, hocamızın bir asra damgasını vuran adil düzen çalışmaları hususunda ve topyekün maddi ve manevi kalkınma hususlarında inşallah bizler Anadolu Gençlik Milli Gençlik Vakfı olarak hocamızın bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam ediyor ve devam edeceğiz. Bugün Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi ESAM, Esnaf Sanatkarlar Derneği ESDER, Şuurlu Öğretmenler Derneği ÖÜDER, Din Görevleri Birliği Derneği DİNBİRDER, İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği İSOMDER, Milli Gazetemiz, Radyo Gençlik, Evrensel Hafızlar Derneği EHAT, Yeni Dünya İş Adamları Derneği YENİAT ve Can Suyu Yardımlaşma Derneğimizle Teknik Elemanlar Derneğimizin de katkılarıyla hazırlamış olduğumuz ve diğer sivil toplum kuruluşların desteklemiş olduğu bu önemli programa hepinizin teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kıymetli misafirler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ve Meram Belediye Başkanımız Sayın Fatma Toru Hanım aramızda olmadıkları için bizlere telgraflarını ilettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Milli Görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın yeryüzünün en ideal insanları, en aydın, en ilerici insanları şüphesiz ki Müslümanlardır. Müslüman olmak zaten bu dünyadaki en büyük ayrıcalıktır anlayışıyla cihat, izzet ve aydınlık, gevşeklik ise zillet ve karanlıktır düsturuyla kurduğu Anadolu Gençlik Derneğimizin hazırladığı bir sinevizyonu izleyeceğiz şimdi. Ekmeğin karneyle alındığı yıllardı. Ülke siyasi kriz gündemiyle meşgulken gıda ve ihtiyaç maddeleri tüketimine gelen sınırlamalar halkı perişan ediyordu. 30 yaşında bir girişimci 200 ortak toplayarak motor fabrikası kurdu. 850 kişinin çalıştığı bu fabrika yılda 5000 adet %100 yerli dizel motor üretiyordu. Bu genç girişimci üstün başarılarla mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Almanya'ya gönderilmiş, Alman ordusuna tank imal eden Deutz Motor Fabrikası'nda baş mühendis olarak Leopard tankları üzerinde patenti kendisine ait çalışmalar yapmış, 27 yaşında doçentliğini almış olan Necmettin Erbakan'dı. İkinci Dünya Savaşı'ndan yıkımla çıkmış bir ülkenin kalkınma seferberliğini bizzat yaşayarak öğrenmiş ve Almanya'nın kurduğu milli sanayiyi biz de Türkiye'de kurabiliriz diyerek ülkesine dönmüştü. Akademik çalışmalarına paralel olarak yürüttüğü motor fabrikası girişimi daha sonra Pancar Motor Fabrikası'na dönüşecekti. 1961 yılında Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrimin fikir babası olan ve yöneticileri ikna ederek projeyi hayata geçiren Erbakan, 1965 yılına gelindiğinde akademik kariyerine profesör unvanını ekleyecekti. Deha mühendisliğiyle parlayan bu yıldızı aslında fabrikasını kurduğu ilk yıllarda dönemin başbakanı Adnan Menderes keşfetmişti. Öyle ki başbakan fabrikasını gezerken Erbakan'a "Ne istiyorsun? Paraysa para, adamsa adam, döviz tahsisatını almak için sen gitmeyeceksin. Bakan sana gelecek" diyerek cesaret veriyordu. Ne var ki ülkede siyasi fırtına kopmuş, darbeyle başbakan idam edilmişti. Aslında başbakanı idama götüren 27 Mayıs darbesi, Erbakan'ın hayalini kurduğu ve yeni yeni filizlenen milli sanayileşme hareketini de baltalıyordu.
Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanı iken tüm bankalardaki mevduatın %80'inin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyük şirketlere aktarıldığını, koskoca Anadolu sanayisine ayrılan %20'lik tahsisin de yetersiz olduğunu görünce bu dengesizliği düzeltmek istedi. Odalar Birliği Başkanlığına aday oldu. Anadolu'nun desteğiyle seçimi kazandı. Ancak dönemin iktidarı 4 ay süren başkanlığını polis zoruyla elinden aldı. Yılmadı. Aynı yıl Konya'dan bağımsız aday oldu ve 3 vekil çıkaracak kadar oy ile meclise girdi. Artık meclis kürsüsünde tek başına yerli tüccar ve sanayiciyi yabancı sermayeye ezdirmemenin mücadelesini veriyordu. 1970'te partileşen onun bu fikri bir harekete, yıllar içinde bir davaya dönüşüyordu. Herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da, Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden, Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya sürmeden, bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli selametinde olduğunu anlayamaz. Ve siyasette devam ettirdiği mücadelesi 41 yıl sürecek, 5 partiye mal olacak, hapisler, yasaklar, engellemelerle geçen bu yıllar içinde aralıklarla ve koalisyonlarla 40 ay başbakan yardımcısı, sadece 11 ay başbakan olarak yönetime gelecekti. Sanayileşme ve ağır sanayi konusundaki tecrübesiyle yer aldığı bütün koalisyonlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erbakan ve ekibine veriliyordu. Hoca günü geldi Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini verdi, günü geldi dünyaya meydan okudu. Bana ne Amerika'dan? Erbakan, kısa koalisyon ortaklığı döneminde her fırsatta sanayileşerek kalkınma idealini milletiyle paylaşıyordu. Ve nihayet Bakanlıklar Arası Ekonomik Kurul Başkanı olan Hoca, 1976 yılında bir devri kapatıp yeni bir devir açtığını dünyaya ilan ediyordu. Ülke satığına yayılmış 219 fabrika ve tesis için düğmeye basıldı ve bir bir açılmaya başlandı. Her açılışta milletle kurdele kesen Erbakan adeta yeniden diriliyor, esiyor, coşuyor, coşturuyordu. Ağır sanayi hamlesini devam ettirebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeniden düzenlenmiş, 4 büyük koordinatörlük meydana getirilmiş ve ayrıca bakanlığa bağlı olarak bütün sanayi kuruluşlarıyla milli sanayi hamlesini mali açıdan desteklemek, yurt dışındaki işçilerimizin birikimlerini sanayileşmede kaynak olarak kullanabilmek ve halkı da sanayileşmeye ortak etmek için Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası DESYAP kurulmuştu. Bugün bile Türk sanayisinin yapı taşlarını oluşturan kuruluşlar bir bir faaliyete geçiyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin bütün otoyolları yap, işlet, devret modeliyle hiçbir kaynağı gereksinim duyulmadan İtalyanlara verilmiş ve 15 yıl içinde devredilmek üzere imzalar atılmıştı. Milli sanayi ve manevi kalkınma heyecanı, ona göre bu, emperyalist güçlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyunu. Çünkü bu Adalet Partisi hükümeti Türkiye'yi kendi gücüyle kalkındırmak zihniyetiyle yürümüyor. Tam tersine Batı mallarına ve yabancı sermayeye pazar yapma peşindedir. 12 Eylül darbesiyle gelen siyasi yasaklar, Erbakan'ın milli sanayi hamlesini kendisiyle birlikte adeta yasaklı hale getiriyordu. 1990'lı yıllara gelindiğinde ülke sadece zaman kaybetmemiş, dışa bağımlı ekonomik politikalarla
millet krizlere mahkum. 40 sene evvel araştırma baş mühendisi olarak çalışmış bir kimseyim. Onun için Türkiye'de elimize fırsat geçer geçmez, hayır, bu silahları biz kendimiz yapacağız. Zaten biz Kıbrıs Harbi'ni yaptığımız zaman Amerika bize silah ambargosu koydu. Öyleyse silahı biz yapacağız. 200 tane tesis. Bu 200 tane tesis Türkiye'nin her tarafına yayılmıştı. Bütün Türkiye'nin muhtaç olduğu çelik sanayi, harp sanayi, bütün bunların hepsini ihtiva eden tesisler. Biz bunların 70 tanesini 2 senede bitirdik. Mecliste muhalefet olarak yer alan Erbakan, mevcut iktidarlara ne yapılması gerektiğini her fırsatta anlatıyordu. Ona hayalperest diyenlere bu sefer de yaptıklarını referans gösteriyordu. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak, 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki, işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Nihayet millet 20 yıl önce sanayi hamlesinde heyecanlı ve inancını paylaştığı hocasını yerel seçimlerde hatırladı ve 2 yıl sonra Haziran 1996 yılında sandıktan başbakan olarak çıkardı. Sadece 11 ay sürecek bu koalisyon iktidarı döneminde yine milli sanayi ve kalkınma hedefiyle efsaneleşecek ekonomik kararları bir bir hayata geçiriyordu. Havuz sistemiyle bir gecede 30 milyar lira hazinede topluyor, bir haftada 6 ülke gezerek D8'i kuruyordu. Öyle ki birbirleriyle komşu olmayan, hatta ekonomik ilişki bile kurmayan bu ülkelerin devlet başkanlarını çırağında topluyor, onlara birlik imzasını attırıyorken, teknokrat ekibiyle bu ülkeler arasında konsorsiyumla uçak ve kamyonet üretimi gibi 130 projenin startını veriyordu. Yarım asır önce başlattığı siyasi hareket, kendi deyimiyle oy almak için değil, Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlıyordu. Çünkü ben vatanımı seviyorum, çünkü haksızlıkların karşısındayım, bana oy versinler diye yapmıyorum, ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Türk siyasi hayatının kara lekesi 28 Şubat'la Türk sanayisinin üzerinden tanklar geçirilirken Anadolu'nun dahi profesörü, düşünen adam, savunan adam, şefkatin başbakanının mücadele yolunu siyaseten kapatsa da o son nefesine kadar milli davasını savundu. İlerleyen yaşına rağmen o ülkesinin gerçeklerinin farkındaydı ve duyguları gözyaşlarına yansıyordu. Amcamın yanında sıkıntı olduğum için onuruma dokundurmadığından dolayı ben mektepte yemek yedim diyorum. Halbuki param yok, kantine yemek yiyemiyorum. Bu bizim yavrumuz. Bu bir kişi değil. 2 milyon insan. Onun yıllar önce ortaya koyduğu kalkınmanın milli formülleri karşısında sömürgeci güçlerin oynadığı oyunu Türkiye anlamakta gecikse de aynı tarihlerde, aynı şartlarda olan Güney Kore gibi ülkeler kalkınma hamlesini gerçekleştirdi. Sanayileşmenin Gizli Tarihi adlı kitabında bu konuyu inceleyen Güney Koreli Cambridge Üniversitesi İktisat Profesörü Ha Yon Cheng'in emperyalist ülkeler için söylediği, "Onlar size kendilerinin ne yaptıklarını değil, ne yapmanız gerektiğini söylerler" sözü, hocanın 40 yıl önceki sesinin kıtalar ötesinden anlaşıldığını gösteriyordu. 40 senedir ben sizi anlayacaksınız diye bekliyorum. Bir de bakıyorum ki başınızı yarmışsınız, gözünüzü yarmışsınız, ağlayarak geliyorsunuz. Ben size ne diyorum ya, bu kapıya gelmekten başka çare yok. Yine bir Şubat günü kendi ifadesiyle Hakk'a yürüyordu. Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Kulaklarda ağır sanayi, adil düzen, milli sanayi ve manevi kalkınma, lider ülke nidalarıyla gönüllerde naif bir tebessüm bıraktı. Aziz milletimizin inançlı, milli görüşçü evlatları olarak yarın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine vesile olmamızı temin etmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolunda yürütmesini diliyorum.
onun yolundan, onun ışığından, onun feyizden istifade etmek suretiyle yeni bir dünya kurmamızı nasip etmesini ve bütün insanlar onun ışığıyla saadet saçılmasına vesile olmamızı bizlere nasip etmesini diliyorum. Bu dileklerle hepinizi bir kere daha alnınıza bağrıma basarım ve Cenab-ı Allah'tan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok memnun olduğu ümmetinden olmamızı bize nasip etmesini dileyerek gözlerinizden okuyorum. Allah'a emanet olun. Esselam. Değerli misafirler, kıymetli hazirun. Şimdi Erbakan hocamızla ilgili yapacağımız panele geçiyoruz. İlk olarak panelimizin moderatörü, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Korkmaz Bey'i masadaki yerine davet ediyorum. Sanayileşme, yerli ve milli kalkınma ve Erbakan konusu ile bizleri bilgilendirecek olan Profesör Doktor Sencer İmer hocamızı masadaki yerine davet ediyoruz. Siyasi mücadelesi ve Erbakan konusu ile bizleri bilgilendirecek olan Doçent Doktor Mahmut Hakkı Akın hocamızı masadaki yerine davet ediyoruz. Ve son olarak manevi kalkınma ve Erbakan konusu ile bizleri aydınlatacak olan yardımcı doçent doktor Necmettin Çalışkan hocamızı masadaki yerine davet ediyoruz. Ve şimdi de sözü moderatörümüze bırakıyoruz. Buyursunlar. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Tam böyle bir duygusal videodan sonra neler konuşulur onu da değerli katılımcı hocalarımıza bırakıyoruz. Hocam bir vesileyle her şeyi özetlemiş oldu. Hamdolsun 7. yılında Türkiye'nin değişik illerinde Anadolu Gençlik Derneğimiz ve birçok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu organizasyonu yapıyor. Burada bir şey ifade etmem gerekiyor. Konya Şube yönetimindeki arkadaşlar dün bir yuvarlak masa etrafında toplanmışlar. Acaba bugünkü yani yarınki dedikleri bu programı mükemmel hale nasıl getirebilirler? Tam iki sayfalık yol haritası belirlemiş. Onların böyle bir hazırlığını görünce rahmetli hocamın Milli Gençlik Vakfı'nda bir öğrenci 4 fakülteyi bitirir demişti. Onu görme imkanımız oldu. Ve şube başkanımıza sorduğumuzda 4 fakülte nedir? Birçok faaliyetler sonucu oluşan bir çalışmadır. Fakat başkanımız şunu ifade etti, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hamdolsun her sene Çanakkale'de 57. alayın bulunduğu yerde sabah namazını gençlerimizle beraber kılıyorlar. Tarihi bir program. Yeterli mi? Hayır. Mayıs ayında Ayasofya'da sabah namazını kılıyorlar. Güneşin doğduğu vakte üniversite gençleri sabah namazını birlikte kılıyorlar. Ve sonra İstanbul'un fethine geçiyorlar. Yetti mi? Hayır. Bu gençliğe nasip olan ülkemiz için de bir hayırlı bir çalışma olan Sahabeler Şehri Diyarbakır'ın en büyük camisi Ulu Cami'de yine bu genç kardeşlerimiz bir araya geliyor. Böyle bir organizasyondan dolayı şube başkanımıza ve yönetimine, bölge başkanımıza
Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şimdi çok değerli konuklarımız var. Biz bu üç tane konuğumuzla birlikte oturumuza başlıyoruz. Ben oturumla ilgili kısaca şunu arz etmek istiyorum. Konuşmacılarımız 20'şer dakika konuşacaklar. Bu birinci oturum. İkinci oturumda ise 15'er dakika konuşacaklar. 15'er dakika süre içerisinde sizlerin değerli sorularını kalan süre içerisinde cevaplamaya çalışacağız. Ve ilk konuşmacımız Sayın Hocam ve biraz önce hocamın ağır sanayi ile ilgili çalışmalarını yakından takip eden Profesör Doktor Sencer İmer. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkan. İkinci konuşmacımız Doçent Doktor Mahmut Bey, Mahmut Hakkı Akın Bey. Hocam hoş geldiniz. Ve dışarıdan bir konuğumuz var. Yardımcı Doçent Doktor Necmettin Çalışkan Bey. Efendim siz de hoş geldiniz. Şimdi Sayın Hocamla başlıyoruz. Sencer İmer Hocamla başlıyoruz. Ve Sencer İmer Hocamızın konusu sanayileşme, yerli ve milli kalkınma ve Erbakan. Efendim buyurun. Sayın Başkan, Saadet Partisi'nin çok değerli yöneticileri, değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Anadolu Gençlik Derneği'nin değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada bugün Erbakan hocamızı anmak ve onun yaptıklarını hatırlamak ve onun bıraktığı yerden tekrar işleri devam ettirmek hepimizin bu toplantı sonucundaki gayemiz ve hedefimiz olmalıdır. Necmettin Erbakan hocamız biraz önceki filmde de gösterildiği gibi sanayileşmenin Türkiye'nin kalkınmasının motoru olduğunu çok iyi bilen, bunu bizzat yaşamış olan ve bunu uygulamak için her şeyi yapmış olan bir şahsiyetti. Türkiye onunla çok önemli bir değerini kaybetmiştir. Maalesef kendisinden yeterince de istifade edilememiştir. Eğer düşündüklerini gerçekleştirebilmiş olsaydı, Türkiye bugün çok farklı bir noktada olacaktı. Tabii insanlar düşünür, Allah tayin eder. Neticede her şeyde bir hayır vardır ve burada da bunun böyle olması gerekiyormuş. Ama bize düşen görev tekrar düşündüğümüz yerden kalkmak ve yeniden onun yaptıklarını öteye taşımak olmalıdır. Şimdi Erbakan Hoca'yı benim tanımam 1994 senesinde oldu. Oldukça geç sayılır. 1994 senesinde ben Almanya'dan buraya rahmetli Özal tarafından getirilen, ağır sanayiyi ayağa kaldırmak için getirilen Berlin Teknik Üniversitesi hocalarındanım. Ve gerek Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüm, gerek Ereğli Demir Çelik, Asil Çelik ve gerekse daha sonra Karabük'ün özelleştirilmesinden sonra da yönetim kurulu başkanlığında Türk çelik sanayini bir yerden bir yere taşımaya çalıştım. Rahmetli Erbakan bunu uzaktan çok iyi takip ediyor imiş. Ben 94 senesinde bunu öğrendim. Öğrenmem nasıl oldu onu size çok kısa anlatmak istiyorum. 1994 senesinde o zamanın hükümeti ki Sayın Çiller Başbakan, Karayalçın da Başbakan Yardımcısı. Bunlar bir karar aldılar. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı kapatmaya karar verdiler. Zonguldak madenlerini kapatmaya karar verdiler. Ve bunu ben televizyonda izledim. Demir Çelik'in eski genel müdürü olarak. Son derece üzüldüm. Böyle bir fabrika ki Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisidir Karabük Demir Çelik. Bunun kapatılması değil tam tersine eksiklerinin giderilmesi, modernize edilmesi ve büyütülmesi gerekiyordu. Kapatmak bir çözüm değildi. Yani zarar ediyor öyleyse kapatalım görüşü yanlış bir görüştü. Ben hemen bir rapor hazırladım el yazısıyla, şu gördüğünüz bloknot gibi bloknotla ve bunu önce Bülent Ecevit'e götürdüm. O zaman parlamentoda Bülent Ecevit temsil ediliyordu. Erbakan hocamız parlamentoda temsil edilmiyordu o tarihte. Ve dedim ki böyle böyle. Dedi ki bu vatana bir ihanettir. Böyle bir şey olamaz.
ne yapmayı düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim Erbakan, Sayın Erbakan'a gideceğim dedim. Ve Erbakan hocamıza Saadet Partisi'ne Balgat'ta gittim. Saat 17'den 20'ye kadar 3 saat beni dinledi. Dedi ki Sencer Bey, yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Buraya siz de teşrif ediniz. Çok kibar bir insandı. Ve bunu bütün Türkiye'ye anlatacağız. Hemen talimat verdi. Ve bana bir soru sordu. Bu benim Karabüyü anlatmamdan sonra. Dedi ki, benim niçin siyasete atıldığımı anladınız mı dedi. Hayır efendim, anlamadım dedim. O zaman şunu söyleyeyim dedi. Sizin şu an içine düştüğünüz durumun aynısına ben düştüm. Mecbur kaldığım için siyasete atıldım dedi. Ve ben onu çok iyi anladım. Çünkü yapmak istediği şeylerin hepsi, yapmak istediği şeylerin hepsi esasen maalesef engellendi. Akim kaldım. Mecbur oldu siyasete girmeye. Ve Konya'mızda milletvekili olarak biraz önce filmde de gösterildiği gibi mücadelesine siyasi olarak başladı ve siyasi olmadan yapamadığı şeyleri yapmaya çalıştı. Fakat gene de engellenmelere uğramıştır. Onun bütün hayali Türkiye'de ağır sanayinin kurulması, Türkiye'nin motorunu kendisinin yapması, Türkiye'nin sanayileşmiş ülkeler arasında yerini alması, güçlü bir ülke olması ve bütün İslam dünyasının da aynı şekilde olmasıydı. İslam dünyasına şimdi bir bakınız, yürekler acısı bir durumda. 57 tane ülke var, değil mi? Bu 57 tane ülkenin durumuna bakın. Her birisi bir başka gücün etkisi altında, değil mi? Zaafa uğramış vaziyette. Mısır'a bakın, Pakistan'a bakın, Bangladeş'e bakın, Nijerya'ya bakın. İran kendini toparlamaya çalışıyor. Ne gibi engellerle karşılaştığını görüyorsunuz. Suriye'nin durumuna bakın, Irak'ın durumuna bakın. Fecaatla karşı karşıyayız. Ve bütün bunu diğer güç sahibi ülkeler yapıyorlar. İşte Erbakan hocamızın ideali güçlü bir Türkiye yaratmak ve bu güçlü Türkiye'nin önderliğinde bir İslam dünyası yaratmak ve bununla İslam dünyasına güç ve barış getirmek ve dünyaya barış getirmek. Biz onların yapacaklarını ve yaptıklarını yapmayacaktık. İşte hedefimiz ve yapmamız gereken şey budur. Engelleme sebebi de burayı pazar olarak kullanmak isteyen, koloni haline getirmek isteyen güçlerle olan mücadeledir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı'ndan sonra meydana getirdiği Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye olabilmesi ancak ve ancak sanayileşmemizi sağlayarak olur. Biz maalesef bundan uzaktayız. Bunu üzülerek söylemek zorundayım. Şimdi sanayimiz var. Konya'mız sanayide de pek çok şey yapıyor. Doğru. Ama bir yılda yaptığımız ihracat 150 milyar dolardır. Yaptığımız ithalat 250 milyar dolardır. 100 milyar dolar açık veriyoruz. Bu 100 milyar dolar verdiğimiz açığın 30 milyar dolarla turizm gelirleriyle kapatırsak kaldı geriye 70. Dışarıdan gelen transferlerle kapatırsak geriye kaldı 50. Bu 50 de cari açık dediğimiz, yani para bulmak mecburiyetinde olduğumuz bir meblağdır. Bu meblağlar birike borçlar haline geldi. 2000 senesinde borcumuz 130 milyar dolardı. Şimdi oldu 450 milyar dolar. Bu yalnız dış borç. Bu özel sektörün borcu, devlet borcu hiç fark etmiyor. Sonunda gene biz ödemek zorundayız Türkiye olarak. Onu unutmayalım. Dolayısıyla milli gelirimiz de 800 milyar dolar da tıkandı kaldı. Daha öteye gitmiyor. Niye bu böyle? Bunun en önemli sebebi sanayileşmemizi ihmal ettiğimiz için. Bakın, en çok ihraç ettiğimiz kalem nedir? Otomotivdir, değil mi? Otomobildir. Şeydeki benim de dekanlık yaptığım Aksaray'daki yerde Mercedes'in kamyon fabrikası var, değil mi? Kamyon fabrikasının genel müdürü Alman. Alman büyükelçiyle gittik, ziyaret ettik, konuştuk. Dedim ki, kaç kamyon yapıyorsunuz senede? 18 bin kamyon yapıyoruz dedi. Peki dedim, bu kamyonların %kaçını ihraç ediyorsunuz, %kaçını içeride satıyorsunuz?
%70'ini içeri satıyoruz, %30'unu ihraç ediyoruz dedi. Güzel dedim. Peki bir soru daha soruyorum dedim. Siz kamyon piyasasının %kaçını kontrol ediyorsunuz dedim. İç piyasanın. %35-40 dedi. Güzel. Peki ürettiğiniz kamyonun değeri 100 ise bunun içerisinde yerli yapım payının oranı kaçtır dedi. Onu söyleyemem dedi. Dedim ki ben onu ithalat sayılarına bakar çıkarırım, beni uğraştırmayın dedim yani. Alman Büyükelçi dedi ki ya Sencer Bey'i uğraştırmayın, söyleyin ne olduğunu dedi. %27 dedi. Yerli yapım payı %27. Değerli arkadaşlar, %73 dışarıdan geliyor. İhracat yaptıkça daha çok borçlanıyorsunuz. Habire ithalat yapıyorsunuz. Yerli yapım payının çok daha yüksek olması lazım. %100 olmasa bile, hiç olmasa %80-90 olması lazım değil mi? Yerli yapım payı Aksaray'da %1 bile değil. Dedi ki bizi kızdırmayın dedi. O zaman Bulgaristan'a gideriz dedi. Bulgaristan'a gitseniz ne yazar dedim. Bulgaristan'ın nüfusu 8 milyon. Bizimki 80 dedim. Hangi piyasa daha büyük dedim. Kimi aldatıyorsunuz siz dedim. Bu bütün otomotiv sanayini incelediğimde gördüm ki otomotiv sanayinde yerli yapım payı %30-40 arasında. Üzüntü verici bir durum. Onun için biz dışarıya çalışıyoruz. Yani onların pazarı durumundayız. Erbakan Hoca bunu değiştirmek istemişti. Motorunu yapmak, tamamen teçhizatı burada üretmek ve bu şekilde Korelilerin yaptığı, Japonların yaptığı, Çinlilerin yaptığı gibi bizim de aynısını yapmamızdı. Ama bunu yaptırmadılar. Şimdi oluyor mu? Hayır, olmuyor. O halde uyanalım arkadaşlar. Kendi kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. Ve bu oranlar değişmediği sürece bu dış ticaret açığını kapatamazsınız. Kapatamadığınız takdirde borcunuz artar. Borcunuz arttığı takdirde kendi ülkenizde maraba durumuna düşersiniz. Ve size dikte edilen neyse onu yapmak zorunda kalırsınız. Şu anda İslam dünyasının içinde bulunduğu durumda budur. Bunu değiştirmenin tek yolu sanayileşmek, ağır sanayiyi kontrol altına almak ve hepsini kendinizin yapmasıdır. Erbakan Hoca bunu yapmak için ömrünü harcamıştır. Ve Karabük'ü biz kurtardık ondan sonra. Modernize ettik. 500 milyon dolara yapılacak olan işi 200 milyon dolara yaptık. Kendi fabrikamızı kendimiz yaptığımız için. Ama dünyanın en yeni teknolojilerini alıp oraya koyduk. Erbakan bununla iftar etmiştir. Ve şu anda ben buraya hızlı trenle geldim Ankara'dan. Gelirken geldiğim o raylar bizim raylarımızdı. Bizim yaptığımız raylardı. Ama eksik. Onun üzerindeki tren bizim yaptığımız tren değildi. Onun üzerindeki tren bizim yaptığımız tren olması lazım. En hızlısını bizim yapmamız lazım. Burada da yapmamız lazım, dünyaya da satmamız lazım. Bunu yapmamız gerekiyor. Ama bu hiçbir şekilde binalar yaparak, güzel bir bina olmuş burası. Efendim, kanallar yaparak, hani kanal yapıyorlar ya, yapacaklar yahut da. Paraları oralara buralara gömerek olmuyor arkadaşlar. Üretime yatırmanız lazım. Şeker fabrikalarını kapatarak da olmuyor. Şeker fabrikası Konyalılar Torku sayesinde büyük bir başarıya imza atmışlardır. Bir kooperatif olarak büyük başarıları vardır ve onların ürünlerini severek dünyanın her yerinde kullanabiliriz. Türkiye'nin şeker üretimi toplam olarak 1,5 milyon ton civarında. Almanların 4 milyon ton civarında. 4 milyon ton. Almanya'nın nüfusu da bizimki kadar. Pancar yetişiyor orada da, burada da pancar yetişiyor. Bu Kargil denilen Oğul Bush, hani o dünyayı rezil duruma sokan bir adam var ya, Bush denilen adam, onun dostu olan Kargil bir Yahudi şirketidir. Ne yaptı? Geldi, Bursa'da yer istedi, verdiler. Şu anda tüketimimizin %10'u o nişasta bazlı şekerdir. Genetiği değiştirilmiş mısırdan yapılmaktadır ve kanserojendir ve zararlıdır. Bütün gazlı içecekler, bütün Coca-Cola'lar vesaireler hepsinin içerisinde bu kullanılmaktadır. Bu millete yazık değil mi? Buna ne hakkınız var?
Ve şu anda Avrupa'da bu şekerin kullanılması yasaktır. Yasaktır. Amerika'da tüketimin %5'inden %1'ine indirdiler. %10, şimdi şeker fabrikalarını kapatacaklar, olacak %15-20. Bizim sağlığımızla oynuyorlar, pancar çiftçimizle oynuyorlar, ekonomimizle oynuyorlar. Buna hayır dememiz lazım arkadaşlar. Ve aynı şekilde Erzurum'da şeker fabrikası var. Erzurum'da şu anda kar var. Keşke bizim İç Anadolu'muzda da olsa. Suyumuz az, kar yok, kar olmadığı için. Erzurum'daki pancar daha pahalıya mal oluyor. Oradaki şeker daha pahalıya mal oluyor. Peki orayı kapattığınız zaman maliyet açısından Erzurumlu neyle geçinecek? Neyle geçinecek? Ekonomi mi insanlar içindir, insanlar mı ekonomi içindir? Ekonomi insanlar içindir arkadaşlar. Erzurum'daki fabrika yaşamalıdır. Efendim Ankara'daki veya Ege bölgesindeki fabrikanın değeriyle o kapatılmalıdır aradaki fark. Mesele yalnızca kar zarar hesabı değildir. Sağlıklı şekerdir, sağlıklı üretimdir, çiftçinin ve insanın da mutlu olmasıdır. En önemli şey insanlarımızı ve Müslüman dünyası mutlu etmektir. Suriye'deki iyi anlaşılamamıştır. Erbakan hocamızın talebesi olduğunu söyleyenler maalesef onun yolundan çok çok uzaklara düşmüşlerdir. Bunu söylemek zorundayım. Gerçek budur. Gerçek acıdır ama budur. Bunu düzeltme zamanı gelmiştir. Duvara kafamızı vurmadan, borcumuz daha artmadan, Yunanistan'ın durumuna düşmeden, Yunanistan bakın milli gelirinin neredeyse %80'i, 1.8'i kadar yani 2 katı kadar borcu var, bir türlü kurtulamıyor. Ama yaramaz çocuk olduğu için ona Avrupalılar yardım eder, Hristiyan da olduğu için. Bize etmezler arkadaşlar, bizi bırakırlar, bizim topraklarımıza el koyarlar. Bize zarar vermek için her şeyi yapabilirler. Onun için aklımızı başımıza toplama zamanı gelmiştir. Erbakan Hoca bunları görerek, yaşayarak, üzülerek aramızdan ayrılmıştır. Bize düşen görev, biraz önceki filmde gösterildiği gibi, onun yarım bıraktığı işleri tamamlamaktır arkadaşlar. Evet hocama teşekkür ediyoruz. Kendisine ayrılan süreyi riayet etti. Ve şimdi de Mahmut Hocam, hocam buyurun. Teşekkür ederim. Siyasi mücadele konusunu Mahmut Hocam işleyecek. Siyasi mücadele ve Erbakan. Evet, buyurun hocam. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere başta teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Rahmetli Erbakan bir siyaset adamı, bir siyasi lider. Hakikaten 1969 yılında Konya'da bağımsız milletvekili adayı olarak başladığı mücadele aslında Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası. Bu tespiti şu anlamda yapmak istiyorum, açıklamak istiyorum. 1969 öncesi siyaset ile 1969 sonrası siyaset, Türkiye siyasi tarihi kültürü açısından birbirinden farklı dönemlere karşılık gelir. Türkiye siyasi tarihi çok fazla adam görmüştür, çok isim gelip geçmiştir. Birçoğunun adı sanı unutulup gitmiş. Çünkü Türkiye'de öyle bir siyaset yapma tarzı vardı ki, rahmetli Said Halim Paşa, Buhranlarımız adlı kitabında bir şeye dikkat çekiyor. İkinci Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki cemiyetten fırkaya dönüştükten sonra onlarla anlaşmazlığa düşen belli bir grup kalktı, bir reaksiyon olarak Hürriyet ve İtilafı kurdu. Bu silsileyi bütün Cumhuriyet tarihimiz boyunca da takip edebilirsiniz Meşrutiyet'ten sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki olarak ortaya çıkan dörtlü takrir diye bir eleştiri metni yazan 4 kişinin kurduğu Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına çıktı. Erbakan'ın siyasi hareketi herhangi bir siyasi hareket gibi algılanamaz. Tamamen reaksiyona dayalı bir şey değil. Bu anlamda ilginç bir noktayı ben burada zikretmek isterim.
1969 yılında Türkiye matbuatının tabii önemli bir kısmı Demirel'e de muhalif oldukları için ilgiyle Konya'ya geliyorlar. Erbakan'ın Konya'dan bağımsız aday olmasının Adalet Partisi'nden ne getirir ne götürür kavgasını görebilmek için. Öyle ki pek çok meşhur gazeteci Erbakan Hoca'yla röportajda yapıyorlar. Önemli olan, yalnız burada dikkatimizi çekmesi gereken şey, aynı adamlar Erbakan Hoca bütün ezberlerini bozduğu için tamamen bütün hayatlarını, ömürlerini rahmetli Erbakan'ın karikatürize edilmesiyle geçirmiş olan da adamlardır. 1969'da Konya'da bağımsız adaylığıyla hocanın başlayan süreci nasıl anlamalıyız, nasıl okumalıyız? Şimdi hoca çok başarılı bir mühendis, çok başarılı bir akademisyen. Rahmetli hocanın biliyorsunuz bazen muhatap olduğu bir soru var. Çünkü bazıları anlam yükleyemiyorlar bütün bu yaşadıklarına. Siz o kadar yüksek bir kariyeri bırakıp neden siyasete girdiniz? 1969'dan başlayıp vefat ettiği güne kadar devam eden siyasi mücadelesine baktığınız zaman, eğer sadece hakikati görünenden ibaret kabul edecek olursanız, rahmetli hocanın ciddi bir siyasi başarısı yokmuş gibi gözükür. Halbuki dikkat edin, şöyle bir programı Türkiye'de birçok parti lideri, birçok siyasi hareket lideri olduğu aşağı yukarı hiçbiri için yapamazsınız. Vefatından 7 yıl sonra. En önemli tarafı şu, hareketin bir temeli var. Bu hareketin temeli sadece bir reaksiyonerliğe dayanmıyor. Şayet bir reaksiyonerliğe dayanmış olsaydı, hocanın da herhalde büyük ihtimalle bazı şeyleri elde etmek için oportunist bir tarzda siyaset yapacağını bekleyebilirdik. Bakın partinin çok düşük oy oranlarına düştüğü zamanki motivasyonu ile en yüksek oy oranlarına çıktığı zamanki motivasyon arasında bir fark görebiliyor musunuz şahsında? Bu çok ilginç bir şeydir. Bir dava adamı, bir inanç adamı olmasıyla alakalı. Çünkü Türkiye siyaseti zikzakların, çelik çomak oynamakların tarihiyle de bir tarafından dolu. Rahmetli hoca bunu bir inanç temeline, hakkın üstün tutulacağı, güç karşısında hakkın üstün tutulacağı bir temele çekmeye çalıştı ve bunu ömrü boyunca inanarak yaşadı. Ve biliyorsunuz, hocam siz bu kadar kariyere sahiptiniz, bu kadar başarılıydınız, neden siyasete girdiniz? Hiç dönüp de işte mühendis olarak kalsaydım, akademisyen olarak kalsaydım dediğiniz oluyor mu sorusuna hep asla diye çok net bir şekilde cevap vermiştir. Asıl mesele şu, 1969'dan itibaren Türkiye'de siyasetin ezberi bozulmuştur. Türkiye'de o zamana kadar yapılan siyasetin ezberi bozulmuştur ve 1969'dan itibaren Türkiye siyasi tarihi ve kültürü başka bir mecraya çekilmiştir. Bu hocanın oy oranıyla ya da kazandığı başarılarla hükümette olup olmamasıyla ilgili bir mesele değil. Bu anlamda Kürşat Bumin'in bir tespitini paylaşmak isterim. Kürşat Bumin der ki Türkiye'de çok partili hayata geçiş 1946'da olmamıştır, 1969'da olmuştur. Rahmetli hoca biliyorsunuz bunu onların tabelaları sadece farklıdır diye izah ediyordu. Doğrudur yani ciddi bir okumayla baktığınız zaman Türkiye'de biraz daha hani iddia anlamında, tez anlamında kökü dışarıda olan sol marjinal gruplar belki daha farklı bir alternatif olarak kabul edilebilir. Ama siyaset alanını kapatan Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve sonra Adalet Partisi geleneğine baktığınızda bu siyasi kültürün aslında birbirini üreten ve Türkiye'yi oyalayan bir tarafından da böyle bir gelenek olduğunu zikretmemiz gerekiyor. O yüzden 1969 yılında Bağımsızlar Hareketi ile Konya'dan başlayan mücadele biliyorsunuz 1970 yılında Milli Nizam Partisi ile devam etti. Milli Nizam Partisi'nin ambleminin rahmetli Eşref Edip Bey tarafından önerildiği söylenir. Eşref Edip Bey
Mehmet Akif'in en yakın arkadaşlarından birisi Seblur Reşat dergisinin de sahibiydi. Allah rahmet eylesin. O toplantıda 88 yaşındaydı Eşref Edip Bey. Milli Nizam Partisi kuruluşunda biliyorsunuz rahmetli hocanın sağ tarafında Necip Fazıl, sol tarafında da Eşref Edip Bey oturuyorlar idi. Eşref Edip Bey'in o toplantıda söylediği bir şey var. Siz bizim Mehmet Akif'le hayallerimizi gerçekleştirdiniz diye rahmetli hocaya söylemiştir. Bu çok önemli bir şey bakın. Çünkü o Akif milli mücadeleye destek vermek için Bolu'dan Ankara'ya yürümüş, ayaklarındaki ayakkabı parçalanmış, yeri gelmiş oğlunu sırtında taşıyarak yürümüş bir Akif. İstiklal Marşı'mızı yazmış ve İstiklal Marşı'nda biliyorsunuz ödül olduğu için önce yazmak istememiş. Bu onuru taşımış bir Akif. Sonrasında da Cumhuriyet sonrasındaki rejimin Türkiye'de Müslüman aydınlara herhangi bir siyaset alanı açmayacağını gördüğü için peşine hafiye taktıkları için Mısır'a gitmiş, ölmek için Türkiye'ye dönmüş ama hiçbir şekilde kimseye de tamah etmemiş bir Akif. Onun hayalinin gerçekleşmesi demesi Eşref Edip Bey'in yabana atacağımız bir söz değil. Ki Eşref Edip Bey'in 88 yaşında o parti katına çıkarken merdivenlerden çıkışını anlatan bir anekdotu da hatırlıyorum. O kadar mutluydu ki çocuk gibi seviniyordu diyor. Bu 1970 yılında Milli Nizam Partisi'nin kurulması ve ardından devam eden süreç bize bir şeyi gösteriyor. Siyaset ne için yapılır? Bugün benim bir siyaset sosyolojisi dersim vardı. Siyaset ne için yapılır diye öğrencilerime sorduğum zaman siyaset hak için, adalet için yapılır diye bir cevap almadım. Zihin olarak da zihnimizde siyaset ne için yapılır sorusunun cevabı artık başka şeyler. Maalesef yani böyle bir gelenek bizim tarihimizde de üretildiği için söylüyorum. Erbakan Hoca'yı da böyle göstermeye çalıştılar biliyorsunuz. Bence en önemli şeylerden birisi Türkiye siyasi tarihinde Erbakan Hoca'yı anlamamız için Erbakan Hoca'nın hakikatinin ne olduğu ile kitlelere gösterilen Erbakan Hoca arasındaki farktır. Bir İstanbul beyefendisi hayatında bir karıncayı ezmemiş, bir insanı incitmemiş bir adamın nasıl karikatürize edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Ve Türkiye siyasi tarihinde üzerine bu kadar gelinen ama bütün bunları gayet mütebessim bir şekilde karşılayıp aldırış etmeden davasına devam eden başka bir siyasi lider var mı bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Hocam da bir anekdotla başladı. Ben 2004 yılında henüz 23 yaşında bir asistanken Ankara'da bir seminerine hocanın katıldım. 78 yaşındaydı 2004 yılında. Yürürken bir ayağının biraz aksar gibi olduğunu fark ettim. 4 saat benim sadece katıldığımdı. Seminer 4 saat sürdü. Hoca bir namaz arası verdi ve devam edelim dedi. Karşısında 30 küsur üniversite öğrencisi var. Ben de bir asistan olarak oradayım. Birkaç kişi daha var. Şunu düşündüm. Hani dışarıdan bir bakış ve sadece görüneni anlayan bir akılla baktığınızda partisi %2,5 almış. Karşısında 30 tane üniversiteden, farklı yerlerden gelmiş öğrenci. Pazar günü 78 yaşında bir adam geliyor, 4 saatini ayırıyor. Konya'ya dönmem gerekiyordu benim, dinlemeyi arzu ediyordum ama sonrasında da devam edelim diyor, bir namaz ve yemek arası için mola veriyor. Bazen yorulduğumda aklıma bu anekdot gelir. Ve dinlerken şunu dedim, derdi neydi? Bir derdi vardı bakın. Siyasete insanları çeken ve bugün benim öğrencilerimden herhangi bir pozitif cevap alamadığım siyasete ilişkin algıda o da bir derttir. İnsanların bir gücü elde etme, o güçten faydalanma, bir şekilde ekonomik anlamda bir şeyler elde etme gibi dertleri olabilir. Ama oradaki dert başka bir dert. Yani sadece görüneni yorumladığınızda anlayamayacağınız başka bir temel var. O motivasyon
rahmetli hoca da son derece önemli. İletişim Fakültesi'nde çalıştığım zamanlarda İstanbul'da 1998 yılında partinin kapatılma kararının öğrenilip daha sonra basın toplantısında açıklandığı bir toplantıyı hatırlarsanız görüntü kamera kaydı da internette var. Arkadaşlara dedim ki özellikle ona bir bakmanızı rica ediyorum. Hocanın yanında bulunanlardan morali bozuk olanlar var. Yüzüne bir şekilde aksetmiş olanlar da var. Hocanın yüzünde partinin seçim kazandığı akşamki hal ile partinin kapatıldığı zamanki hal arasında bir fark görebiliyor musunuz? O zaman idrak edemeyenler biliyorsunuz çok eleştiriyorlardı. Allah muhafaza, Türkiye başka türlü çatışmaların içerisine sürüklenebilecekken hocanın onu engellediğini 1998'de birçok insanın görebilmesini bekleyemezdik. Ama bugünden baktığınızda Allah korusun Türkiye'de bir iç çatışma çok daha beter bir şekilde körüklenebilirdi. Buna da engel oldu. Çünkü onun inandığı ilkeler opportunist bir tarzda şunu aldım bunu kazanayım diye kolayca hesap edilebilecek şeyler değildi. Semeresini bugün aldığını görüyoruz. Bakın vefatından sonra sadece bura değil. Ben Bursa ve Adana'ya gitmiştim hafta sonunda oradaki bazı programlara. Gittiğim her yerde Erbakan'ı anma programları her yerde vardı. İstisnasız. Bir şeyi daha burada vurgulamak istiyorum. Türkiye'de Erbakan Hoca ile ilgili anma programı yapamayacağınız bütün siyasi kültürel bölünmüşlüğümüze rağmen söylüyorum. Erbakan Hoca'yı anma programı yapamayacağınız hiçbir yer yoktur. Her yerde yapabilirsiniz. İstisnasız. Eğer o siyaseti basit bir şekilde bir retorik mücadelesi yani bir söylem mücadelesi, konuşma mücadelesi olarak görecek olsaydık bunu söyleyemezdim. Ama demin söylediğim temel son derece önemli. Ne kadar vaktim var bilmiyorum hocam ama. Ha, sürem varmış biraz daha. Yani ikinci tura da bazı şeyleri bırakma anlamında söyleyecektim. Bu katkı son derece önemli. Ben hiçbir zaman şeyden rahatsız olmadım, onu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partili birisinin burada olmasından eminim sizler de rahatsız olmazsınız. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partili birisinin gidip de Erbakan'ı anma toplantısına katılması onun şahsıyla ilgili bir mesele olmanın ötesinde Erbakan'la ilgili bir meseledir. Eğer siyaseti basit kavga üzerinden görmeye çalışacak olursak o zaman bu kavganın sadece kavgayı kazanmakla ilgili bir derdiniz olur. Onu da nasıl kazandığınız önemli değil. Bakın amaçlara giden araçların meşruiyeti meselesi Erbakan Hoca'da son derece önemli bir mesele. 28 Şubat'ta bir işaretine bakabilirdi başka şeylerin olması. Bunu yapmadı. Sabırla mukabele etti ve devam etti. Bu son derece önemli çünkü rahmetli hocanın literatüründe bu toplumu birbirine düşürmek diye bir şey yoktu. Nitekim bunu herkes hatıratında da belirtti. Kişisel ilişkilerinde de söylediler. Demin söylediğimiz nezaketin ne kadar önemli olduğunu görmek gerekiyor. Ben şunu da son derece önemsiyorum. Bakın 1970'li yıllarda sokaklar bölünüp ilçelere, kasabalara varana kadar insanlar birbirine silah çekme noktasına geldiler Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin bir iktidar ortaklığında bulunması reaksiyonla karşılanmıştır bazı kesimlerde. Canım ne gerek var işte CHP ile koalisyon mu yapılır değil mi? Necip Fazıl çok sert tepki gösteriyor. Biz yıllardır CHP ile mücadele ediyoruz diye. Mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon meselesi değildi. Pek çok aklı başında adam dediler ki bir ortak koalisyon kurun, toplum birbirini yiyor. Buna adım atabilmiş tek hareket Milli Görüş'tü. Üstelik kendi tabanının tepkisini de alma riskini göze alarak. 1977'de 78 kongresiydi demin o hocanın Milli Selamet'i anlattığı kongre. 1977'deki
oy düşüşüne rağmen bu riski göze alması bence son derece önemliydi. Başka bir alternatif daha söyleyeyim. Biliyorsunuz 1980 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını Milli Selamet Partisi destekledi. Üstelik Erbakan Hoca bir şey söyledi o zaman. Muhsin Batur, emekli orgeneral. Muhsin Batur'la konuştu. Uzlaştılar. Hoca dedi ki Muhsin Batur güvenmiyor Milli Selamet Partisi'nin kendisine oy vereceğine. Hoca dedi ki o zaman hem isme işaret bırakma var mecliste hem de boş bir kağıda adayın ismini yazma var. Diyor ki siz Cumhuriyet Halk Partililere söyleyin. Cumhuriyet Halk Partililer şeyi yaz, işaretlesinler sizin isminizin karşısını. Biz Milli Selamet Partililer olarak da kağıda sizin isminizi yazalım. Muhsin Batur'un isminin yazılı olduğu ve işaretlenen kağıtlarda Cumhuriyet Halk Partisi sandalyesine göre daha azdı. Milli Selamet Partisi'nin bütün milletvekilleri Muhsin Batur'a oy vermişti. Hocam CHP'li birine oy mu vermiş? Bu değil mesele. Eğer siyaseti sadece buradan okuyacak olursanız biz siyahlar beyazlardan kurtulamayız. Allah korusun o işte birbirimizi boğazladığımız ortama geri döneriz. Onun ötesinde görebilmektir siyaset. Çok önemli bir şey. Hocanın en başından itibaren başardığı. Siyaseti Türkiye'de yerelden evrensele taşıdı. Fakat bu gölgelendi biliyorsunuz, aktarılmadı. Konya'da çalıştığım için Haziran'dan beni bilenler vardır. Rahmetli Ali Ayzet Begoviç düşüncesi üzerine çalışan birisiyim ben. Ali Ayzet Begoviç 1988'de hapisten çıktı. 1989'da dağılma süreci başladı Doğu Bloku'nun. 1990 yılında da Genç Müslümanlar Teşkilatı'nda Bosna'dan itibaren beraber olduğu arkadaşlarıyla bir parti kurdu. Demokratik Eylem Partisi. 1990 yılında kurulan bu partinin ilk Türkiye ziyareti 1990 Refah Partisi 3. olan kongresidir. Bunu neden anlattım? Şundan dolayı anlattım. Onlar Erbakan Hoca'nın farkındaydılar. Sadece onlar değil. Bakın Bangladeş'te biliniyordu. Mısır'da biliniyordu. Dünyanın dört bir tarafında Erbakan Hoca'nın başlattığı hareket biliniyordu. Bütün meselenin Türkiye ile ilgili ve Türkiye'nin sınırlarıyla alakalı olmadığını gösterme açısından bu anekdot son derece önemli. Çünkü rahmetli İzzet Begoviç de kendi kaderlerinin Türkiye ile beraber olduğunun gayet farkındaydı. Ve hep bunun üzerine fikir üretti, bunun üzerine siyaset yaptı. Allah ona da rahmet eylesin. Şimdi bunu anlatmamın sebebi şu. Ben çocuk yaştaydım Bosna'da savaş patlak verdiği zaman. Ve şu tepkiyi hatırlıyorum. Orta Anadolu'nun bir şehrinde, Karamanlı olduğum için. Allah Allah, orada da Müslümanlar mı yaşıyormuş dediklerini hatırlıyorum insanların. O kadar kopartılmışız ki, Müslüman olmalarına bile vesile olan bizim ecdadımız, oranın fethedilmesi dolayısıyla, oradaki insanların, orada Müslüman bir milletin yaşadığından uzaklaşmış fikrimiz, düşüncemiz. Hoca Türkiye'nin kaderinin sadece bugün çizilmiş sınırlarla ibaret olmadığını gösterdi. Ve biliyorsunuz ne Türkiye'de bir etnik ayrım yaptı ne de İslam Birliği dediğinde herhangi bir başka etnik unsuru bunun dışında gördü. Bizim kaderimiz ortaktır. Ya beraber çıkacağız, yükseleceğiz ya da beraber aynı zilleti yaşamaya devam edeceğiz. İşte bütün çelişki bunun çelişkisiydi. Ben o mücadelenin, o azmin buradan motivasyonunu aldığını düşünüyorum. Yani üzerindeki vebalin 2011 yılında 27 Şubat'ta biliyorsunuz vefat ettiği gün bile bir mücadelenin içerisindeydi. Hoca kendisine göre doğru bildiği bir mücadelenin içerisindeydi. Bu kesinlikle son derece önemli ve saygıyla anılması gereken bir durum. İkinci turda devam ederiz. Teşekkür ediyorum saygıyla. Doçent Doktor Mahmut Hakkı Akın hocamıza teşekkür ediyoruz. Gayet güzel özetledi ve not almaya çalıştım.
Hocam şu sorunun cevabını bulmaya çalıştı. Erbakan hocamızın derdi neydi? Ve bu motivasyonu nasıl sağlıyordu? Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi manevi kalkınma ve Erbakan, yardımcı doçent doktor Necmettin Çalışkan Bey. Hoş geldiniz. Muhterem Divan, Saadet Partimizin değerli il başkanı, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün hep birlikte Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Konya'da da Erbakan hocamızı değişik yönleriyle anmak, anlamak, onun davasını devam ettirmek ve onu yeni nesillere aktarmak üzere hep birlikte toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Haziran'dan anlatacağımız konuyu daha iyi biliyor değiliz asla. Çünkü manevi kalkınma dediğimiz zaman manevi kalkınma onun davasını dava edinen, onun peşinde giden tüm insanların asla vazgeçemeyeceği ilk hedefleri. Çünkü hocamız İlk günden itibaren, ilk yola çıktığı andan itibaren önce ahlak ve maneviyat sloganını kullandı. Hiçbir zaman içinde madde ile manayı birbirinden ayırmadı. Değerli kardeşlerim, tabii ki hocamızı tarihi süreç içerisinde kısaca özetlemeye çalışırsak şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki değerli hocalarımızın da ifade buyurdukları gibi hocamız gerçekten siyasi ve fenni bir deha idi. Ama eğer hocamızı biz sadece devlet adamı, sadece siyaset adamı kimliğiyle anlamaya çalışırsak çok eksik kalır. Hocamız her şeyden önce ilk siyasete çıktığı andan itibaren verdiği mesela ilk konferansı İslam ve İlim konferanslarıydı. Ardından Türkiye'nin sanayileşme davası. Bu konferansları o gösteriyor ki hocamız madde ile manayı, maddiyat ile maneviyatı asla birbirinden ayırmadı. Bunun için de hocamız dini ilimlerde de fenni ilimlerde de gayet öte noktadaydı. Hepinizin çok iyi bildiği gibi kısaca değinmek gerekirse hocamız başlı başına her yönüyle bir daha iyiydi. Her şeyden önce hocamız belki teknokrat olarak, bürokrat olarak, sanayici olarak, ilim insanı olarak çok yönde zikredilir ama esas itibariyle 21. yüzyıla damgasını vurmuş, tarih yazan bir adamdı. Hocamız dünyaya tedavülden kalkmış kelimelerle hitap etti. İlim insanlarının, din alanında uzman olan insanların bile artık telaffuz etmekten tereddüt ettiği kelimeleri yeniden zihin dünyamıza, insanların gündemine taşındı. Neler mi? Hocamız insanlara İslam'ın sadece bireysel ibadetlerden ibaret bir din olmadığını öğretti. Müslümanlığın sadece namaz kılmak, sadece oruç tutmak değil, Müslümanlığın topluma hizmet etmek, sosyal bir din olduğunu göstermek, hak ve hakikat mücadelesi olduğunu gösterdi insanlara. İşte bunun içinde insanların unuttuğu bir dönemde faiz, faiz, faiz dedi. Faiz dendiği zaman öyle zamanlar yaşandı ki Türkiye'de adeta faiz sadece sanki bir takım iktisadi teşebbüslerde bulunan insanların ilgi alanıymış gibi düşünülürken asgari ücretli insanın bile o cebinden o farenin faiz yoluyla paralarını çektiğini insanlara öğretti. Faiz dedi hocamız. Hocamız adil düzen dedi. Hocamız cihat dedi. Cihadın o güne kadar sadece savaş meydanlarında bir mücadele olduğu sanılırken cihadın var gücüyle her yerde hakkı tebliğ etmek, var gücüyle hakkı nizamı hakim kılmak için bir mücadele olduğunu insanlara öğretti.
İşte bunun içinde, işte bunun içinde hocamız o günkü şartlara uygun olarak kendi kavramlarını, kendi dünyasını bu dünyaya tahakküm ettirdi ki mesela yürüttüğü davaya millete İbrahim olarak ifade edilen milli görüş kavramıyla seslendi. Ama ne acı ki, ne acı ki hocanın sağlığında o gemleği çıkardık diyenler onun vefatından sonra o gemleğe, o isme sahip çıkmaya başladılar. İnanıyorum ki bunun gerçek sahipleri kimseye müsaade etmeyip gerçek anlamda milli görüşün ne olduğunu bu millete, bu insanlara öğretecek. Değerli kardeşlerim, kuşkusuz ki hocamızın pek çok hizmeti oldu dedik. Hocamız kanaatimizce en önemli hizmetlerinden birisi Anadolu insanına yeniden bir ruh aşılaması oldu. Hocamız yer altında faaliyet göstermesi düşünen insanların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Eğer hocamız olmasaydı bugün insanlar öyle merdiven altlarında saklı köşelerde varlıklarını sürdürecekti. Ama hocamız devlet dairesinin önünden geçmeye korkan insana kalk ve yönet dedi. Devleti yönettirdi. İşte hocamız, işte değerli kardeşlerim, hocamız aynı şekilde bugün olumsuz yansımalarını en iyi şekilde gördüğümüz haliyle bu insanları aşırılıktan da uzak tuttu, ılımlı İslam vebasından da her iki tehlikeden de uzak tuttu. Kuntum ümmeten vasatan ayetine uygun olarak mutedil insanlar olmasını sağladı. Ve değerli kardeşlerim, hocamız bugün kamuda hademeden hakime, hademeden en tepedeki makamlara oturuncaya kadar herkesin makamında onun alın teri, onun izi var. Elbette hocamız Müslümanlığı insanların gönlünden gün yüzüne çıkardı. Hocamız İslam'ı konuttan kamuya taşıttı. Hocamız sayesinde İslam inancı, İslam düşüncesi mescitten meclise taşındı değerli kardeşlerim. Ve işte bunun içinde hocamız öyle bir insanlara güven aşıladı ki, öyle bir güven aşıladı ki bu teşkilatın içerisinde genel başkan yardımcılarından sonra il başkanlığı, ilçe başkanlığı, ilçe yönetimi, mahalle temsilcisi, köy temsilcisi, sonra apartman temsilcisi. Yani teşkilatın hiyerarşik yapısı içerisinde en üç noktada olduğu düşünülen bir apartman temsilcisine bile sanki dünyayı kurtaracak adam enerjisini, motivasyonunu aşıladı. Ve işte onun içinde hepimiz bu sorumluluğu yaşayarak seyrettik. Hocalarımız kısa anılarından bahsettiler. İzninizle ben de 2003 yılından bahsetmiyorum. 16 Mart 2003 tarihinde 3 Kasım seçimlerini müteakip yaklaşık 4 ay sonra ben Deniz Hatay İl Başkanlığı görevine geldim. Mayıs ayında İstanbul'da merhum Eminönü Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde il başkanları toplantısı yapıyor. Hocamız babamı da tanıdığından o günkü mevcut içerisinde herhalde yaşı çok tıfıl buldu ki bizi ayağa kaldırdı. Öyle bir saydı ki değerli kardeşlerim, yani 3 Kasım 2002 olmuş, seller gibi Türkiye tepe taklak olmuş. O gün öyle bir sözler söyledi ki ben o gece sabaha kadar acaba Saadet Partisi'nin bugün Türkiye'de iktidar olmayışının tek bir engeli var, o da benmişim, bu düşünceye kapıldım. Çünkü hoca herkese işte böyle sorumluluklarını hatırlatıyordu. Herkesi de en iyi şekilde motive ediyordu. Öyle hocamız değerli kardeşlerim, mücadelesi şuydu. Banka müdürleri, eskiden de vardı, şimdi de var. Eskiden banka müdürleri, affedersiniz, kafa çeken adamlardan oluşuyordu.
Bugün devir çok değişti. Bugün cuma namazı kılan adamları banka müdürü yaptık diye insanlar seviniyor. Ama hocamız o banka müdürünü değiştirmeye değil, bankadan faizi kaldırmayla mücadele etti. İşte farkı buydu. Bugün falanca okula müdür olarak bizim sendikanın elemanlarını atıyoruz. Tanıdığımız eşimizin, dostumuzun bir yakını müdür olarak atıyoruz diye insanlar seviniyor. Ama hoca yakınızı müdür atayacağız diye değil. Biz okulların eğitim müfredatını değiştireceğiz. Bunun mücadelesini verdi. Ve değerli kardeşlerim, hocamız gidip de fakir fukarada edebiyatı yapıp kenar mahalledeki, arka sokaktaki bir evde, bir gece konduda iftar yapıyormuş diye 45 tane kamerayla, 200 korumayla hiçbir yere gitmedi. Ama ne yaptı? Hocamız o fakirin emeğinin, alın terinin karşılığını nasıl veririz? Ona %100, %200 zam nasıl veririz? Bunun mücadelesini yaptı. İşte bu samimiyetinden dolayıdır ki hocamız davasından asla milim sapmadı. Yine hocamız öyle kendisi az önceki değerli hocamız Mahmut Bey'in söylediği gibi 28 Şubat sürecinde 6,5 milyon oy almış olan Türkiye'nin en büyük partisi iktidar partisine kapatma kararı verildiği gün hocamız da o gün diyebilirdi ki Türkiye'nin belediyelerinin 1/4'ünü yöneten partinin genel başkanıydı. Diyebilirdi ki eylem yapacağız. Sokağa dökülün diyebilirdi ama bu bizim tarihimiz içerisinde bir noktadan ibarettir dedi. İnsanları sükunete davet etti. Yani hoca ya harro ya marro diyerek haydi dökülün sokağa, ölen ölsün, kalanlar bizimdir. Kaybedersek hep beraber kaybederiz. Bunu asla demedi. İnsanların burnunu kanatmamak için yaşamı boyunca elinden gelen her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdürdü değerli kardeşlerim. Bu noktada tabii üzerinde durulması gereken bir başka husus da şu. Hocamız yapısı itibariyle pek nazik bir insandı. Manevi eğitimi hayli yüksekti. Hocamız hepinizin malum olduğu üzere İskender Paşa'nın, Mehmet Said Kotku Hazretleri'nin rahile-i tedrisinden çıkmış bir insan olarak siyasi mücadelesini sürdürdü. O aslında Türkiye'de bugün bile halen uçaklarımız, tanklarımız havalarda geziyor dedikleri bir dönemde uçakların içerisindeki koltukların bile imal edilmediği bugünden tam 50 sene önce gümüş motorlarını kurdu. Hoca isteseydi bir sanayici olarak hayatını idame ettirebilirdi. Hoca isteseydi Almanya'da yaptığı çalışmalar neticesinde Türkiye'de de devam etti. Bir teknokrat olarak, bir bürokrat olarak hem bürokraside hem de sanayi insanı olarak yapabilirdi. Hocamız ilim insanı olarak belki elde tutulurdu ama o hiçbirini tercih etmedi. O ömrünün sonuna kadar at üstünde ölen adam olarak Saadet Partisi Genel Başkanı olarak vefat etti. Çünkü değerli kardeşlerim, çünkü o biliyordu ki bu ülkenin kurtuluşu siyaset mekanizmasında, bu ülkenin kurtuluşu milim sapmadan bu mücadeleye devam etmekle gerçekleşecek. Onun için de yaptığı hizmetleriyle sürekli teşkilatını motive etti ama hiçbir zaman eğitimden de sapmadı. Hocamız, değerli kardeşlerim, hocamız yaşamı boyunca insanların, hani her zaman sayardı ya, milli görüşün fiziğini, milli görüşün kimyasını, hocamız insanın huzuru için 3 tane çivi çakardı. Ne derdi? İslamsız saadet olmaz derdi. Ve hocamız şuurlu Müslüman olmayı en temel şart sayardı. Biz hocamız vefat ettiği zaman 2011 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'le birlikte Endonezya'ya gitmiştik. Orada
programlardan hariç Endonezya İslam Partisi, Refah ve Adalet Partisi Genel Başkanı Lütfi İshak Hasan, onu ziyaret ettik. Kendisi o zaman ana muhalefetteydi. Çok sayıda milletvekili, belediyesi olan bir partiydi. Bugün kendisi tutuklu. Onun şöyle bir sözü oldu. Hocamız da vefat etmiş. Başkanlık divanı toplantısı gerçekleştiriyorlardı ki biz de ziyarete katıldık. Orada hocanın vefatından sonra derin üzüntülerini ifade etti. Ve sonra dedi ki, bugün TV'de de anlattım ama burada tekrar edeyim izninizle. Belki Erbakan sizin için çok önemli bir isim. Partinizin genel başkanı, lideriniz. Lideriniz değişebilir. Bir genel başkan gider, yenisi gelir. Belki siz olayı böyle görüyorsunuz ama Erbakan bizim için bundan çok daha ötesi. Erbakan demişti, bizim dünyaya açılan penceremiz. Biz dünyada herhangi bir olayı, batılı ajanslardan gelen Müslüman ülkelerdeki herhangi bir olayı o basının bize yansıttığı çıplaklığıyla gördüğümüz zaman seviniyoruz. İyi bir şey oldu zannediyoruz. Ama ne zaman ki hoca bir açıklama yapıyor, onun gerçek anlamda ne ifade ettiğini anlıyoruz. Onun için dedi ki, gittiğinizde, döndüğünüzde selam söyleyin. Sakın ola ki bizi penceresiz bırakmayın. Bizim dünyaya açılan penceremiz olmaya devam edin dedi. Hatırlıyorsunuz, Arap Baharı o günlerde ortaya çıkmıştı. Herkes seviniyordu. Tüm dünyada diktatörler bir bir gidiyor. Zalimler yok oluyor. Allah'a intikam alıyor. Mazlumlar iş başına geliyor diye herkes sevindi. Ama ne oldu? Hocamız o zaman demişti ki, bu Siyonizmin kadro değişimidir. Tam anlamıyla bunu söyledi ama insanlar o zaman anlamadı. Anlamak istemedi. Vefatından sonra işte bugün görüyoruz ki bu söz ne kadar anlamlı. Arap Baharı geldikten sonrasıyla gelmeden önceki ülkeler içerisinde zannederim ki Tunus hariç tamamı da eski mumla arıyor. Tamamı da istisnasız. İşte değerli kardeşlerim, hocamızın dış dünya açısından böyle bir durumu vardı. Evet, toparlıyorum başkan. İzninizle bir anekdot daha paylaşayım. Madem anekdotlar anlatılıyor. Değerli kardeşlerim, biz 2010 yılında 11'de hocamızın vefatını müteakip Genel Başkanımız Sayın Kamalak ve Sayın Karamollaoğlu ile birlikte Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdik biliyorsunuz. Çok eleştirenler oldu. Halen de insanlar eleştiriyor. O günkü ziyaretin amacı neydi? Bugünkü yaşanacakları o günden uyarmaktı. O gün değerli kardeşlerim, Suriye'de devlet başkan yardımcısıyla görüştük Beşar Esed'den önce. O bize önemli bir şey anlattı hoca ile ilgili. Dedi ki, siyasi bir süreci tahlil etti. 69'dan günümüze Erbakan'ın davasını, çalışmalarını, kadrosunu hepsini biliyoruz dedi. Ama biz iki defa Erbakan'ı anlayamadık. Bunlardan bir tanesi 2002 yılında AK Parti Türkiye'de iktidara geldi. Biz dedik ki Türkiye'de şimdiye kadar mücadele eden Necmettin Erbakan'ın kendi kadrosu, elemanları iktidara geldi. Hoca eleştirmeye başladı. Bunları Siyonizm iş başına getirdi. Bunlar değiştikleri için, İsrail'le, Amerika'yla işbirliği içinde oldukları için iş başına geldi dedi. Biz hep şaşırdık. Dedik ki çok zeki bir adam, manevra kabiliyeti yüksek. Sırf kendi elemanları iktidara geldiğinde aslında seviniyor ama sırf bunlara hareket alanı sağlamak üzere susuyor. Böyle konuşuyor. Böyle konuşuyor ki onlar rahat etsinler diye. Biz böyle düşündük dedi. Ardından aradan 3-4 yıl geçti. Türkiye ile Suriye arasında yakınlaşma başladı. Buzlar eridi. Sınırlardaki mayınlar temizlendi. Vizeler kaldırıldı. Kısa bir süre içerisinde de nüfus cüzdanıyla geçiş başlayacaktı. Biz o kadar çok işbirliği yaptık ki gümrükleri sıfırladık.
bizim Halepli sanayicilerimiz iflas etti. Her gün kapımıza onlarcası dayandı. Dediler ki biz iflas ediyoruz. Türkiye'den gümrüğü kaldırdığınız sanayi yok oluyor. Başkanımız Beşar Esad da bize dedi ki hayır, Türkiye'ye güvenin. Onlar tarihten gelme büyüklükleri var. Osmanlı bunlar kısa süre içerisinde her ne kadar sıkıntı çeksek de birkaç yıla kadar bunu absorbe ederiz. Merak etmeyin dedi, direndi. İşte bu süreç içerisinde Türkiye ile Suriye'nin bu kadar ilişkisi gelişirken buna Türkiye'de en fazla sevinecek kişi Erbakan'dır dedik. Çünkü hayatındaki en büyük mücadelesi İslam birliğini kurmak, Müslüman ülkelerle işbirliğini geliştirmekti. İdeali buydu ama biz yine şaşırdık. Böyle bir adam en fazla Suriye ile ilişkiler olduğuna Türkiye'de en çok Erbakan sevinmesi gerektiği halde dedi ki bunlar Amerika bunlara emrediyor diye Suriye'ye yanaşıyormuş gibi yapıyorlar. Bunlar Amerika'nın talimatıyla hareket ediyorlar dedi. Biz yine şok olduk. Nasıl olur da bizim Türkiye ile ilişkimizin gelişmesine Erbakan rahatsız olur dedi. Sonra aradan kısa bir süre geçti. Bildiğiniz olaylar patlak verdi. Bu süre içerisinde de Türkiye ile Suriye arasında kısa bir mekik diplomasisi döşendi. Bunlardan birisi de eski başbakan, zamanın Dışişleri Bakanı Türkiye'yi temsilen Beşar Esad'la görüşmeye gitti. Biz kendisinin o uzun görüşme içerisinde verdiği talimatlar ne diyecekse hepsini peki diyeceğiz. Baktık ki dedi, Amerikan Büyükelçisi'nin bizim Cumhurbaşkanı'ndan hangi maddeleri istemişse 8 madde aynısını bu da söylüyor. Sanki Türkiye'nin Dışişleri Bakanı değil, Amerikan Büyükelçisi gelmiş. Biz de dedik ya bu metni, bu maddeleri bize getirmek için bu kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Bunu zaten Amerikan Büyükelçisi bize söylemişti bunları diye. İşte diyor, o gün anladık ki gerçekten Erbakan haklıymış. İki defa biz yanlış anladığımızı söylediğimiz halde onlarda da doğruymuş diyor. Değerli kardeşlerim, evet ikazı aldım, toparlıyorum. Bugün yapacağımız şey Erbakan hocamızın asla insani olarak anılması değil değerli kardeşlerim. Bunun bir kere istismar konusu olmasına asla fırsat verecek değiliz. Milletin izinden giren adamlarmış. Her konuda taklit yapıyor ama İslam birliğiyle konuda taklitten bile korkuyorlar. İşte hocamızın bir mitolojik değer olarak anılması asla bizim isteyeceğimiz bir şey değil. Hocamız ne güzel, iyi adamdı, uzun boyluydu, yakışıklıydı, bilim adamıydı. İş burada bitmiyor. Bizim için burada asıl olan şey hocamızın gösterdiği hedeftir, koyduğu tavırdır. Vefat ederken Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak vefat etmiştir. İslam Birliği idealiyle vefat etmiştir. Siyonizmle, işbirlikçilikle mücadeleyi bize hedef olarak koymuştur. Bunu görmek zorundayız değerli kardeşlerim. Ve kendisi falan değil, malıyla, canıyla Allah yolunda cihad eden mümin olarak anılmak istiyorum dedi. Bizim için hedef işte bu değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi onun inandığı davaya sadık insanlar olarak o istikamette yürüyen kullarından olmayı nasip eylesin. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, çok değerli konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, birinci oturumu tamamlamış bulunuyoruz. Yardımcı doçent doktor Necmettin Çalışkan Bey'e manevi kalkınma ile ilgili sunumundan dolayı tebrik ediyoruz kendisini, teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir sinemizyonumuz olacak ve haklı olarak sizlerin de soru sorma hakkı var. Görevli arkadaşlarımız size kağıtları dağıtacaklar. İkinci oturum
daha kısa olacak. İkinci oturum tamamlandıktan sonra sizden gelen soruları konuklarımız cevaplamaya çalışacaklar. Eğer sinevizyonumuz hazırsa buyurun. Geldiklerinde bana anlattılar. Bu gösteride kendileri diyor ki efendim önce komuta odasında ne yapacak anlattılar. Sonra komuta salonunu aldılar. Bu salonun içerisinde kadınlı erkekli subaylar oturmuşlar. Gazino gibi bir yer. Buna sahip gemisi diye şaşırdık. Her birisinin arkasında kahve pişireceği, önünde kahve fincanı, masa başında oturup konuk sohbet ediyorlar. Hoparlör dedi ki, şimdi misafirlerimize gösteri yapacağız. Şu füze 10 bin mil uzaklıkta okyanustaki filanca hedefe ateşlenecek. Dikkat ediniz. O zaman hepsi dikkat kesildi hoparlörle. Ve subaylardan bir tanesi önündeki ekrana bakarken komutan o subaya çıktı. Onun ekranına. Dedi ki bana bak filanca, sen şu numaralı füzeyi şu arıza arası, Surtuğlu arasında 10 milimetre uzağa atacaksın biraz sonra bir verdiğin zaman hazırlığını yap. Adam elindeki kahve fincanını bıraktı. Sağ tarafına döndü. Masanın üzerindeki düğmelere bastı. O füze için gereken komutu verdi. Tekrar ekrana döndü. Komutan çıktı, ateş dedi. Kırmızı düğmeye basar basmaz gemide zelzele oldu. Bir füze gemiden çıktı. Sonra kumandan odasında bize tekrar televizyonla gösterdiler ki hakikaten işaret edilen yere füze gitti, okyanusa düştü. Yani en büyük zulmü çay içerek, kahve içerek, oturduk yerlerde sağa sola dönerek işleyecek kadar teknoloji geliştirmişler. Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. E ben de 40 tane yapayım dersen İran'a atom bombasını yaptırıyor mu? Gelip bombalayacak. Kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. E ne yapacaksın ya? Nasıl peki bunlara laf anlatacaksın? Bana bak. Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim. Sen teknoloji nedir biliyor musun? Şimdi o geminin içerisinde sen öyle bir manyetik alan yaparsın ki kumandanın sesini o subay duyamaz. Bir, onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın, sen elektronik kumandayla geri çevirir, onu atan geminin üzerinde parçalarsın. İki, teknoloji Allah'ın bir rahmetidir. Geri kalmış olan ülkelerin, kendi ilerlemiş sandığı ülkelerin önüne geçmesi bakımından bir fırsattır. Bunu yaptığın zaman sen uçak gemisi yapmana lüzum yok. Ya onun uçak gemisi senin sayılır. İstediği kadar mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayır. Hocam yahu sen nelerden bahsediyorsun Allah aşkına? Bana bak yahu, sen benim aynı zamanda bir teknik profesör olduğumu bilmiyor musun ya? Onun 100 tane uçan kalesi varmış. Bugün havaya nazaran sürtünmesi çok düşük olan öyle bir takım madenler var ki fazla açıklama yapmak uygun görmüyorum. O madenleri sen buradan fırlattığın zaman hava sürtünmesi çok az olduğu için onun uçak kalesinin 1000 misli hızla gidiyor. Havada dağılıyor. Tellerden ibaret olmak üzere. Onun uçan kalesini işaret edilen yerde yakalıyor ve aşağı düşürüyor. Bir uçan kale 100 milyon dolar. Benim söylediğim bu silahın kendisi ise 500 bin dolar. İşte böylece onun 100 milyon dolarlık malını sen 500 bin dolarla düşürebilirsin. Neyle düşüreceksin? İmanla, imanla, imanla. Yeah.
ikinci bölümde hocamla tekrar başlıyoruz. Profesör Doktor Sencer İmer hocam, yerli ve milli kalkınmadan ikinci bölümde kalan kısmı da bu şekilde ifade etmiş olacak. Süremiz 10 dakika. 10 dakika sonra toparladıktan sonra sorularınızı almış olacağız. Sayın hocam buyurun. Evet. Efendim değerli Hazirun, Sayın Başkan. Necmettin Erbakan hocanın en önemli özelliği akla ve bilgiye dayalı olarak çalışmasıydı. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Mümin bir insandı ama akla ve bilgiye, hamasete değil. Bu çok önemli. Başkalarının bütün tedbirlerini bozmanın yolu aklı daha iyi kullanmakla mümkündür. Ve Müslümanların akıllarını yeterince kullanmamaları sebebiyle içine düştükleri durumdan çıkmaları gerekmektedir. Bunu en iyi anlayan bir insandı. Ve bunu sabırla yapmaya çalışıyordu. Bunu yaparken Türkiye'nin içerisindeki birliğin temininde kalmayarak bunun ötesinde Müslüman dünyasındaki ülkeleri bir araya getirmeye çalışıyordu. Bu D8 meselesi böyle bir şeydi. Yani toplarsanız o D8 ülkelerini, değil mi? İran, Mısır, Türkiye, Nijerya, Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya, toplarsanız bunları, bunların nüfusu 1 milyar civarında. 2050 senesinde bu ülkelerin nüfusu 1,5 milyar olacak. 1,5 milyar. Çin'in nüfusu o da 1,5 milyar. Hindistan'ın nüfusu o da 1,5 milyar. Ama Amerika'nın nüfusu 400 milyon civarında olacak. Demek ki çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. O halde ekonominin gelişmesi, sanayinin başarıya ulaşması için büyük bir pazara ihtiyaç var. Necmettin Erbakan hocanın yapmaya çalıştığı şey bu büyük Müslüman pazarını oluşturmaktı. Gayet tabii bu pazarda yaptığınız üretim o zaman otomobilde de olur, tankta da olur, uçakta da olur, ne de olursa olur. Kuvvetleri birleştirmekti. Yani hem pazarı birleştirmek hem kuvvetleri birleştirmek. Bu çok önemli bir idealdi. Ama maalesef şimdi bir bakın bakalım bu ülkelere. Hepsi darmadağın vaziyette. Şu halde bizim önce bunları tek tek ne yapmamız lazım? Tekrar toparlamamız lazım. Kalkınmayı yaparken de kendi ülkemizin kalkınmasını yaparken bu ülkelerin de kalkınmasını yapmaya çalışmamız gerekmektedir. Mesela bir Pakistan'ın nüfusu şu anda efendim 180 milyon. 2050 senesinde Pakistan'ın nüfusu 320 milyon olacak. Türkiye'nin nüfusu şu anda 80 milyon. 2050'de 100 milyon olacak. Ama bu 320 milyon Pakistanlının geçimini sağlayacak bir durum var mı ortada? Bunun cevabını verelim. Afganistan 1950'de 60'da 10 milyondu. Şimdi 30 milyon. 2050'de olacak 60 milyon. Bu insanlar neyle geçinecekler? Esrar eroin yetiştirerek mi? Böyle bir şey olabilir mi? O halde onlar ne yapacak? Göç edecekler. Nereye? Buraya doğru. İran'a doğru, Türkiye'ye doğru, Avrupa'ya doğru. Her şey birbirine girecek. İşte Amerika'nın ve Batı'nın yaptığı en büyük kötülük, burada özellikle Amerika'yı kastediyorum. Çünkü Avrupa burada bu göçten muzdariptir. Bu göçleri önlemek. Nasıl önleyeceğiz bu göçleri? O ülkeleri tek tek kalkındırmak suretiyle. Oraları karıştırarak değil. Suriye'de iç barışı temin ederek. Afganistan'da, Pakistan'da ve diğer Müslüman ülkelerde barışı temin ederek. Sanayinin rolü işte burada bu. Aramızdan dönmemeliyiz. Erbakan Hoca ölümüne kadar aklı kullanmayı mümin olarak daima öne çıkaran bir insandı. Kur'an-ı Kerim'in de en önemli dayanağı aklın kullanılmasıdır. İşitçilerden, yanlış yola düşenlerden, başkalarına alet olanlardan bizi kurtaran tek şey akıldır ve bilgidir. Erbakan Hoca bunu çok iyi anlamıştı. D8 projesi Erbakan Hoca'nın karşısındaki en büyük engel olmuştur. İkincisi, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz hattı döşetmiştir. Bakın, Rusya'dan geliyordu. Tek bir kaynağa bağlı olmayalım, başka bir kaynaktan da alalım ve İran dost bir ülke ve dünyanın en önemli doğalgaz kaynaklarına sahip dünyanın birinci ülkesi, sonra Rusya gelir.
bunu kurdu. Bu sayede İran'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi önlenmiş oldu. Çünkü birbiriyle ticaret yapan ülkeler birbirleriyle savaşmazlar. Bu çok önemli bir şey. Şu anda dahi İran'la bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Şu anda Suriye'de çeşitli grupları üzerimize sürerek İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İran'da, Suriye'de barışın olmasını engelleyen kim? İsrail. Hizbullah'ı yok ederek, Filistinlileri oradan kovup atarak tek başına o bölgeye hakim olacak bir devlet kurarak, Filistinleri de oradan kovalayıp atarak, ikinci sınıf vatandaş haline sokarak tek devletli çözüme yönelen bir ülke. Netanyahu'nun yaptığı bu. İşte buna karşı durmak istiyorsa aklımızı kullanmamız lazım. Biz dış siyasette de aklımızı yeterince kullanmadık. Kullanmadığımız için de Suriye bu hale geldi. Bunda bizim de payımız var. Şimdi doğru işler yapıyoruz, doğrudur. O müdahaleleri yapmamız lazımdı. Terör örgütünü sınırımızın civarında bir barındırarak ülkemizi tehdit altında herhalde bulunduramayız. Bu gayet tabii. Ama niye bu hale geldi bunlar? Onların sözünü dinlediğimiz için. Erbakan Hoca'nın demek başka bir özelliği de şu. Kendine güvenmek, özgüven. Erbakan Hoca'da imandan kaynaklanan kendine bir özgüven vardı. Ve bunu bütün bu yolda olanlara aşılamaya çalışıyordu. 1994'te biz bir araya geldiğimizde Karabük için o mücadeleyi yaptığında ertesi gün ve sonra da devam ettik. Bakın Bülent Ecevit de dedi ki en iyi iş yaptınız ona gitmek suretiyle. Doğrudur. Bakın ayrı bir parti mensubu değil mi? Ondan sonra dedi ki bizim 5 kişilik 6 kişilik bir grubumuz var. Her çarşamba toplanırız. Lütfen siz de buraya katılın ve bunu biz iktidar oluncaya kadar yaptık. Ben de oraya katılan o 6 kişiden birisiyim. Ve bu 6 kişi şunu yapmıştır. Yerel yönetimlerde başarı sağlayarak iktidara gelmeyi temin etmek. Biraz önce Sayın Hocam ona işaret etti. Demek ki gene yapmak lazım bunu. Yerel yönetimlerde başarı sağlamak, halka hizmet etmek ve daha iyi şeyler yapmakla iktidar tekrar Saadet Partisi'nin eline geçmiş oluyordu. Ama ondan başkaları faydalandılar. Ve birileri de o oyunu çok güzel oynadılar dışarıdan planlayarak. Yapılması gereken işler de böylece geciktirilmiş oldu. Yapılan işlerden bir tanesi de budur. Demek ki sanayi atılımımızı tamamlamamız lazım. Dış politikada akıllı olmamız lazım. Diğer İslam ülkelerinin kalkınmasını sağlamamız lazım. Bu bir maddi kazanç için değil, bu Allah yolunda eğer bir şey üretmek istiyorsanız yapılabilecek en büyük hizmettir ve en büyük ibadettir. Ve Necmettin Erbakan Hoca onu bunun için yapmıştır. Yoksa bir para elde etmek için, bir güç elde etmek için değil. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ulusların güçleri birçok faktöre bağlıdır. Toprak büyüklüğü, nüfusu, efendim doğal kaynakları, kendini besleyip besleyemediği, ordusu vesaire. Fuchs isimli bir Alman fizikçi ve uluslararası ilişkiler hocası 1960'ların sonunda bir formül geliştirmiştir. Ulusal güç formülü. Ulusal güç eşittir. Nüfusun üçüncü kökü, kalabalık adamlar mutlaka güçlü değildir ondan dolayı. Çarpı ülkenin enerji tüketimi, çarpı ülkenin çelik üretimi, nokta. Enerji tüketimi şundan dolayı önemli. Ne kadar enerji tüketirseniz o kadar çok üretirsiniz, o kadar çok da rahat yaşarsınız. Çelik üretimi şu bakımdan önemli. Yaptığınız her şey çelik. Şu binanın bütün iskeleti çelik, makinalar çelik, altyapı çelik, üst yapı çelik, silahlar her şey çelik. Türkiye çelik sanayinde de bir yere gelmediği sürece bu olamazdı. Onun için bunun arkasına durduk. Bizim şu anda Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi 3 tane fabrikaya ihtiyacımız var. Biz ne yapıyoruz? Parayı kanala gömüyoruz. Doğru mu yapıyoruz acaba? Erbakan Hoca bunu yapmazdı. Paraları akıllıca kullanmak, hedefe gitmek, güçlü bir Müslüman dünya yaratmak, güçlü bir Türkiye yaratarak olur ve bu ahlaklı davranışla olur. En önemli şey ahlaklı davranmaktır. İşte Müslümanlığın birinci hedefi de ahlaklı insan olmaktır. Ahlaklı insan da nedir? Rüşvet yemeyen, yolsuzluk yapmayan, gelir dağılımına da saygı gösteren, adil düzende budur. Yani şu anda dünya nüfusunun %1'i dünya milli gelirinin %52'sini alıyor. Türkiye'de de durum maalesef böyle. Bu doğru bir şey mi? 2000 senesinde
nüfusun %1'i milli gelirin %38'ini alıyordu. Demek ki bozmuşuz. O halde iyi yönetmiyoruz. Onun için Erbakan Hoca'yı anarken onun düşüncelerini, onun fikirlerini ve onun yapmak istediği şeyleri analım ve yapalım. Saygılar. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Sencer hocamıza süresine de riayet etti. Ve çok da güzel sorular geliyor. Özellikle her üç konuğumuza da ayrı ayrı. Bunları tasnif ediyoruz şu anda. Çok sayıda sorular geldi ve Doçent Doktor Mahmut Hakkı hocam, Akın hocam buyurun. Kısaca bir iki meseleden bahsedeceğim ben de. Ondan sonra sorulara zannediyorum cevap vereceğiz. Benim de siyasi mücadelesiyle ilgili olunca herhalde fazlaca soru bana gelmiş olmalı. Dilim döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Evet, önce neden siyaset sorusunda kaldığım yerden bir devam edeceğim. Ardından özellikle 1980 sonrası ve 1990 ardından Refah Partisi'nin yükselişi dönemini kısacık bir değerlendireceğim siyasi mücadelesi anlamında. Son olarak da bu siyasi mücadele ne miras bıraktı? Onun cevabını bulmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Necmettin Erbakan'ın siyasette bulunması 1960 yılında aldığı bir karar değildi ya da 61 yılında aldığı bir karar değildi. Biliyorsunuz Milli Birlik Komitesi'ne bir seminer verdi bu yerli otomobil tartışmasıyla ilgili. Tabii başka bir şey daha var tabii. Erbakan Hoca'nın gündeme getirdiği olayları hala aşamamış da bir pozisyondayız. Yani hala bir yerli otomobilimiz yok. Yani düşünülüyor, üretilmesi planlanıyor ama 1961 neresi, 2018 neresi ya da üretilecekse şayet 2020 aradaki 60 yıllık kaybı ne yapacağız? Bunu iyi tahlil edebilmek gerekiyor. 65 ile 69 yani hocanın sanayi dairesi başkanı olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanlığı'na getirilmesi, ardından genel sekreterliğe, sonra da Anadolu'daki üreticilerin desteğiyle genel başkanlığa getirilmesi sürecini ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca bir şeyi büyük ihtimalle müşahede etti ki yazdıklarından ve ses kayıtlarından aktarılan kitaplardan bunu net bir şekilde görüyoruz. Siyasi mücadeleye girmek sizin pasifist bir İslami yorumla mevcut sistemin değişebilmesi mümkün değil. Bu aynı zamanda bizim bütün peygamberler tarihinden, salihlerden öğrendiğimiz de bir şey. Çünkü onların mücadelesini de değerlendirecek olursanız, sadece akılla, sadece duyularla ve sadece mevcut şartlar üzerinden değerlendirdiğinizde bütün peygamberler hayalperest gibi gözükür. Hazreti Peygamber'in sadece yaşadığını düşünün. Mekke'de kendisine en büyük saygısızlıklar yapılırken, Medine'ye hicret ettiği andaki hali, Taif'te taşlanması, bütün bunları düşündüğünüzde o başlayan tevhid mücadelesinin sadece birkaç on yıl içerisinde neredeyse bugünkü İslam coğrafyasına yayılabilmesini neyle izah edersiniz? Bu motivasyon demin de söylediğim üzere hakkı temel almak, zulümle mücadele etmek ve Allah'ın bu dünyaya müdahil olduğunun daima bilincinde olmakla ilgilidir. Çünkü tevhid mücadelesi tam da bununla mücadele etmek, onu batılı yerle yeksan etmek için Allah'ın yardımıyla peygamberler tarafından yürütülmüştür. Batıl bize yersiz, dünyevi kaygılar ve korkular üretir. Zamanın ve mekanın sahibinin sanki şu anki güç sahipleri ekonomik, siyasi, kültürel fark etmez güç sahipleri olduğunu gösterir. Ben Necmettin Erbakan'ın bu anlamda bir ezber bozucu olduğunu
söyleyebilirim. 1980 ve 90 sonrası Türkiye siyaseti malum 1984 yılında Refah Partisi 83 yılında Ahmet Tekdal Bey tarafından yeniden kuruldu Milli Görüş'ün bir partisi olarak. 1984 yılında yerel seçimlere girdi. Yerel seçimlerde aldığı oy %4. Bir ivme 87, 91, 94 devam etti. Refah belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliği diye biliyorsunuz bir kavram vardır Türkiye siyasi tarihinde. Bu son derece önemli. Türkiye siyasetini dönüştürmüş bir şeydir. O belediyeciliğin neresinde olduğumuz tabii ki tartışmalı. Ama bir şeyi gördük. Başka türlü alternatif bir siyaset yapılabiliyormuş. Ezber bozuculuktan kastettiğim en önemli şeylerden birisi bu. O yüzden 1980 ve 90 sonrasında Türkiye'de başkalarının imtiyazı ve taşeronluğunu yapanların en büyük kaygılarından birisi Erbakan'ı iktidara getirmemekti ve bütün siyasi motivasyonlarını bunun üzerine kurdular. Çünkü 80 sonrasında ve bilhassa 1990'lı yıllarda bu çok daha ciddi bir mesele haline onlar için geldi. Bakın bütün peygamberler, bütün salih insanlar, bütün hak lehine mücadele etmiş insanlar birilerinin huzurunu kaçırmıştır. Türkiye'de Milli Görüş mücadelesinin huzurunu kaçırdığı adamların bu memlekete ne faydası olduğunu sadece düşünün bütün tarihimiz boyunca. Bunun cevabını alabilirsiniz. Kimlerin rahatı kaçtı? Rahat derken, rahattan ne anladığımla ilgili şunu da söyleyeyim. Rahmetli Erbakan Hoca deseydi ki, Almanya'da Deutz gibi çok büyük bir, üstelik motor fabrikasında üst düzey bir mühendis olarak çalışmış, aman canım deyip mücadeleyi bırakıp da arzu etse, Almanya'da yaşayıp bir eli yağda, bir eli balda, bir hayatı geçirebilir miydi? Bakın Türkiye'deki birçok insan için imrenilecek hayat bu. O diğerini tercih etti. Yani zor olanı tercih etti. Belki kayba da uğradı pek çok açıdan. Çünkü bir şeyi unutmamak lazım. İTÜ'de dindar bir hoca olan Necmettin Erbakan'ın kimseye bir zararı yoktu. TOB başkanı olduğunda da kimse rahatsız değildi Erbakan'dan. Ama ne zaman ki kendi inandığı değerleri siyaset alanına taşıyıp ben bunları yaşamak için ötelenmiş bu milletin değerlerini buyurun siyaset alanında söyleyeceğim, dile getireceğim, bunun mücadelesini vereceğim dediği zaman birçok dindar adam bile rahatsız oldu o dönemde. Bunu unutmamak lazım. Yani dini alet etti. Sanki rahmetli hoca siyasete girmekle birlikte dindar olmuş gibi bir şey. Nasıl bunun üzerinden bir siyaset ve retorik yapıldığını unutmamak lazım. O yüzden 1969 sonrası Türkiye siyaseti farklıdır derken 1980-90 sonrası siyasetinde tamamen Milli Görüş iktidarını engellemek için üretildiğini, sürdürüldüğünü söylemek durumundayım. Ne miras bıraktı sorusuna gelince, geçen yıl Erbakan sempozyumunu burada düzenlediğimizde ve hemen ardından Ankara'da ESAM Milli Görüş sempozyumunu, Uluslararası Milli Görüş sempozyumunu düzenlediği zaman şu anda zannediyorum ikisi toplam 1200-1300 sayfalık bir metin ediyor. Hem bizim Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin yayını hem de ESAM'ın yayını. Biz üstelik gelen bildirilerin yarısından daha azını kabul ettik. Yani 70'in üstündeydi. Türkiye'de aşağı yukarı hiçbir siyasi hareket hakkında bu derecede büyük çapta bir şey yapabilmeniz mümkün değil. Çünkü sanayileşme işin bir tarafında, siyasi tarih işin bir tarafında, siyasi iletişim işin bir tarafında, siyaset sosyolojisi bir tarafında, ekonomi, hukuk, bütün bunlara ilişkin, uluslararası ilişkiler, bütün bunlara ilişkin çok zengin bir aslında miras bırakılmış vaziyette. Ama görmemiz gereken bir şey var. Orayı ıskalamamamız lazım. Bütün bu mücadelenin amacı ne? Bakın İslam çok geniş bir coğrafyaya çok kısa bir sürenin içerisinde yayıldı dedim. İslam gittiği yere
hakkı, adaleti götürdü. Bugün Müslümanlar denildiği zaman sadece Batı açısından da demeyelim, kendi içimize baktığımız zaman da İslam dünyasının içinde bulunduğu olumsuz durumların üretilmesine biz Müslümanların da bir payı olduğunu kendi hesabımıza kabul etmemiz gerekir. Biz tam tersine Batı'yı ve Batı'nın taşeronlarının elini güçlendiriyoruz bazı açılardan. Bu önemli bir problemimiz. Belki 200 yıldır, 300 yıldır üzerinde düşünmemiz gereken bir problem. Bir şeyi unutmamak lazım. Erbakan Hoca insanlığın saadeti diye bir kavrama çok fazla vurgu yapıyordu. İslam dünyası o coğrafyaya yayıldığı zaman biliyorsunuz herkesi Müslüman yapmadı ya da kılıç zoruyla ille Müslüman olacaksınız demedi. Tam tersine pek çok Müslüman olmayan millet, unsur ne olur gelin de siz bizi yönetin dedi. Çünkü hakka riayet eden, adaleti gözeten bir İslami uyanış sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanlara da huzur, saadet, mutluluk sağlayacaktır. Bunun tarihte bir tecrübesi var. Rahmetli hocanın da ben buradan bu motivasyonu aldığını düşünüyorum. Onun siyasi mücadelesinin en önemli mirası yerel, kuru kavgalar üzerinden değil. Bakın siyaseti taşıyabileceğiniz en evrensel ve ta Hazreti Adem'in yeryüzüne inmesinden itibaren devam eden bir mücadeleye indirmek zorundasınız. Bu mücadele bugünle ilgili değil, yarınla ilgili değil. O yüzden kendisinin burada görüyorum saçı sakalı ağarmış pek çok abimiz, amcamız bulunuyor. Sizlerin verdiği mücadelenin benim de geldiğim yerde çok büyük bir emeği var. Bu emeği ve hakkı hiçbir zaman unutmadan genç arkadaşlarımız için de söylüyorum. Devam etmemiz gerekiyor. Bu sözlerle ben bir kez daha hocayı rahmetle anmış olayım. Teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Mahmut Hakkı Akın hocamız bu sunumundan sonra 2 dakikalık bir videomuz olacak. Ondan sonra da Necmettin Bey'e sözü vereceğiz. Yozgat'ta ağır makine fabrikaları, Çorum'da, Amasya'da, Tokat'ta yeni büyük makine fabrikaları kuruyoruz. Sivas'ta 4. demir çeliği kuruyoruz. Malatya bir büyük ağır sanayi merkezimiz oluyor. Temsan, büyük alternatörler ve büyük elektrik motorlarına ait tesislerini Malatya'ya kuruyor. Elazığ yine bir diğer ağır sanayi merkezimiz olmaktadır. Erzurum, Doğu Anadolu'muzun merkezi durumunda olan bu büyük tarihi şehrimiz şimdi aynı zamanda bir ağır sanayi merkezi oluyor. Güneydoğu Anadolu'muzun merkezi olan Diyarbakır şimdi birçok ağır sanayi fabrikalarıyla donanmaktadır ve büyük bir ağır sanayi merkezi olmaktadır. Geçen yıl Van ilimize, Bitlis ilimize, Muş ilimize, Ağrı ve Kars ilimize ve Siirt ilimize birçok fabrikaların temellerini attık. Mardin'e ağır sanayi kuruyoruz. Urfa'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a ağır sanayiler kuruyoruz. Adana ve Mersin'de bugüne kadarki gelişmeyi bir misli hızlandırıyoruz. İskenderun ve Hatay'da yeni büyük ağır sanayi tesisleri kuruyoruz. Rize'ye gemi dizel motorları, Trabzon'a hidrolik makinalar, Giresun'a ambalaj makinaları, Ordu'ya rulman makinaları, Samsun'a birçok ağır sanayi tesisleri kuruyoruz. Sinop'a yeni ağır sanayi tesisleri, Kastamonu'ya ağır sanayi tesisleri kuruyoruz. Bu yaptığımıza tek kelimeyle milli, güçlü, süratli, yaygın kalkınma denir. Ey Müslümanlar! Hurma ağaçlarının altına ovalandıracağız, yapraklarını seyrelteceğiz diye oyalanmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın. Videoyu hazırlayan genç kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Gayet konuya uygun güzel bir hazırlık yapmışlar. Son konuşmacımız Necmettin Çalışkan Bey, yardımcı doçent doktor. 10 dakikalık süresi var. Sonra sorular kısmına geçeceğiz. Buyurun hocam. Arz etmeye çalıştığım gibi hocamızı anlamak için
Tabii ki maddi yönünü bilmemiz gerekiyor. Ülkeye katkıları, devlet adamı kimliği, diğer kimlikleri, ama hepsinden önemlisi manevi yönü. Çünkü hocamızın hayatı maneviyat üzerine kuruluydu. İşte bunun içinde sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal anlamda da bu mücadelelerini sürdürdü. Hatırlayacaksınız, geçmişte MÜSİAD gibi, ASKON gibi kurumları kurdu. Hangi kurum elinden çıktıysa yenisini kurdu. Ama hiçbir zaman için pes etmedi. Anadolu Gençlik Derneği'ni kurdu. Yine bugün de bu tür kurumların ayakta tutulması son derece önemli. Bunun dışında tabii ki hocamızın maneviyat, manevi kalkınma ile ilgili altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi şu. İlk siyasete çıktığında kullanılan slogan, ne sağdayız ne solda, hak yoldayız, hak yolda. İlk gün böyle çıktı. Ne hayatını sona erdirdiği gün yine aynı hızda, aynı sloganlarla devam etti. Yine ilk afiş, hak geldi batıl zahil oldu afişiydi. Yine ilk sloganlardan birisi, önce ahlak ve maneviyat sloganıydı. Hayatı boyunca maneviyatı hiç ikinci plana itmedi. Bunu hep denge içerisinde tuttu. İşte onun içinde sıkça da tekrarlanan hocamızın gençlikle ilgili sözü, bir milletin asil gücü tankları ve topları değil, imanlı, inançlı evlatlarıdır dedi. Gençliğinde eğitimine bu açıdan son derece önem verdi. Tabii bu noktada bir hususu daha paylaşmakta yarar var. Hocamızın vefatından sonra Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın yöneticilerinden birisinin değerlendirmesi olmuştu. Dedi ki, biz mücadelemize Türkiye'deki Erbakan Hoca'dan daha önce başlamıştık. 40 yıl, 50 yıl mücadele ettik. Hep çalışmamız boyunca işimizi sadece eğitime yoğunlaştırdık. Biz eğitim yapalım, gerisi kolay. Diğer alanları ihmal ederek bununla uğraştık. Ama gördük ki hemen her palazlandığımız dönemde rejim bizi rahat bırakmadı. Ya gençlerimizi hapse attı, fırsat bulan gençlerimiz yurt dışına kaçtı, veya nimet imkanı bulanlar da davayı terk etti, bir kısım insanlar da. Maalesef bugünkü geldiğimiz başarısız noktada bizim Erbakan gibi siyaset gütme işimizdir dedi. Çünkü hoca hem eğitim olacak hem de siyasette var olacağız dedi. Siyasi sahada çalışmaları ihmal etmedi. İşte onun için çok iyi bir kadroyla bugün varlığını sürdürüyor demişti değerli kardeşlerim. Tabii maneviyat deyince şunu da bilmemiz gerekiyor. Gerçekten maneviyat önemli. Hocamızın ilk ortaya çıkışı İskender Paşa dergahından gerçekleşti. Mehmet Zahid Efendi'nin talimatıyla ortaya çıktı. Bugün de Sayın Genel Başkanımız Temel Bey'in de aslında başarısının temelinde de bu dergahın olduğunu bilmemiz gerekiyor. O da aynı şekilde aynı meşrepte bulunmuş bir insan olarak orada yetişti ve işte bu maneviyatta kendisinin maddi anlamda da kalkınmasına, bu noktadaki başarısına zemin hazırladı. Bugün tabii maneviyatı eksik olan insanların şamandıralarının bozuk olduğunu, bozuk ayarlarında nasıl insanlar ortaya çıkardığını maalesef yaşayarak hepimiz görüyoruz. Onun için özetle şunu söylemek istiyoruz ki, bugün hocamızın bıraktığı miras hepimize bu davadır. Davaya sahip çıkmamız gerekir. Bugün davanın kurumlarına sahip çıkmamız gerekir. Çünkü bizim görevimiz mücadele etmektir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den başlamış olan bu mücadele kıyamete kadar da devam edecektir. İnsanlar sonuçlardan değil, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludurlar. Zaferi nasip edecek olan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere sadece Hazreti Yunus görevini yaptığı halde bu milletten bir şey olmaz, bunları anlamıyor deyip çekip gitmiş, biliyorsunuz. Daha sonra balina yutmuştur, gemiye giderken atmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ikaz edilen peygamber Hazreti Yunus'tur.
onun da ihmali. Bu milletten bir şey olmaz, bunlar beni dinlemiyor, anlamıyorlar diyerek artık tebliğ görevini biraz ihmal etmesidir. Onun için de bizim görevimiz bu davaya sahip çıkmaya devam etmektir. Tabii aynı zamanda son olarak şunu da ifade edelim ki, üç çivi dedik, hocamız buna çok tekrar ederdi. Derdi ki İslamsız saadet olmaz. Bir insanın dünya ve ahiret mutluluğunun kaynağı bu değerlerimize sahip çıkmasıdır. Müslüman olması yeterli midir? Değildir. İkinci olarak da şuurlu Müslüman olmak gerekir. Şuursuz Müslüman olunmaz derdi. Üçüncüsü de cihatsız İslam olmaz. İnsan bu her üçünü de birlikte tamamlamak zorundadır. Ve değerli kardeşlerim, son cümlemizde hocamız her şeyi biliyordu. İnanıyordu ve inandığı şeyin gereğini yapıyordu. Ama bugün onun yolundan gittiğini iddia edenler gerçekleri biliyorlar, gerçeklerin ne olduğuna inanıyorlar ama yapmaları gereken şeyi yapmıyorlar. Fark burada. Onun için hep birlikte davaya ve hocamızın miraslarına sahip çıkmak en büyük hedefimiz, idealimiz olmalı. Yardımcı doçent doktor Necmettin Çalışkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ama bir teşekkürü de çok kıymetli sorular için gönderen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tamamını okumaya çalıştım. Birkaç tanesini okuyamadım. Fakat sorular birbirlerine çok yakın. Necmettin Bey'e mikrofonu vermişken hemen sorular arka arkaya. Önce ondan başlıyoruz. Yalnız bir istirhamımız var. Kısa kısa cevaplamasını istiyoruz konuklarımızın. Siz Esed'le ziyaret ettiğinizi söylediniz. Soru şu şekilde. Ne görüştünüz? Tüm soruları alsak beş beşe daha iyi olmaz mı? Yok, ben tek tek. Evet, Esed'le ne görüştük? Yani bunu konuşmak için 1,5 saate ihtiyacımız var. Ama evet. Bir yarım dakika içerisinde özetlememiz gerekirse, orada dedik ki bak Sayın Beşar Esed, sen bizim ne olduğumuzu biliyorsun. Biz seninle zaten aynı düşünmüyoruz. Bizim ama Müslüman ülkelerle işbirliğine önem veren bir partiyiz. Ona söylediğimiz şuydu. Bak ey Beşar Esad, sen kısa süre içerisinde Saddam'ın başına gelenleri gördün. Saddam direndi. Ülke kan gölüne döndü. Kendisi de yok oldu. Ülkesi de huzur bulmadı. Biliyorsunuz 2002'de Türkiye'de ana solma iktidarı Kasım 2002'de devrildi. Mart 2003'te de Irak Savaşı başladı. 4 ay sonra. Mart 2003'te başlayan Irak Savaşı 2012 yılında yaklaşık 10 yıl olmuştu. 10 yıldan beri huzur bulamadı. Burada da eğer aynı şeylerin başına gelmeni istiyorsan şunları yap. Tabii ben şunu söyleyeyim. Bizim Saadet ekibi oraya gittiği zaman çok ciddi bir karşılık buldu. O zaman Türkiye ile Suriye büyük ölçüde köprüleri atmıştı. Onlar bizim iktidarın temsilcisi olarak geldiğimizi düşünmüşler. Muhtemelen bunlar bize çok ağır konuştular. Köprüler atıldı ama pişman oldular. Belki de bu Saadet'i bunların adına temsilci olarak gönderdiler diyerek muhatap aldılar. Bazı talepleri oldu. Genel Başkanımız Kamalak, o zaman Temel Genel Başkanımızı, Genel Başkan Yardımcısı'ydı, görevlendirdi. Görüşme sonucunda Türkiye'nin 1, 2, 3, 4. koltuğunda oturan şahıslara iletilmek üzere bazı notları vardı. Onlar iletildi. Tabii bunlar bu kalabalıkta ve bu kadar kısa sürede anlatılacak şeyler değil. Ama inşallah bir fırsatta bunları değerlendirmeye çalışırız. Tabii paylaşılabilecek olanları. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz tekrar kısa kısa arzu ediyoruz. Günümüzde faizsiz düzen mümkün müdür? Bana ne Amerika'dan diyecek bir lider var mı? Evet, bu soru bir Müslümanın soracağı bir soru değil. Allah bir şeyi yasaklamışsa kesinlikle mümkündür. Faizsiz hayat... Evet, şimdi evet. Tabii... Teşekkür ediyoruz. Hocama gelen sorular bu şekilde özetledik. Şimdi doçent doktor Mahmut Akın, Hakkı Akın Bey'e sorularımız var. Kısa kısa ona yöneltiyorum. Evet. Hocam...
Abdülhamit ile Mehmet Akif arasındaki ilişki sorulmuş. Çok kısa lütfen. Evet, bu bana sıkça sorulur oldu. Herhalde diziden dolayı falan da bilmiyorum, öyle bir şey gösterdiler mi dizide ama. Bu tabii siyasi bir ayrışma dönemin. Abdülhamit'e karşı çıkmayan doğru düzgün hiçbir İslamcı aydında o dönemde yok. Onu da söyleyelim. Bu bir siyasi ayrışma ama ben Sebil-i Reşat dergisi yeniden çıkmaya başladı biliyorsunuz. Sebil-i Reşat dergisine biraz da rica ettim. Çünkü Mehmet Akif başyazarıydı. Bu kavganın bugüne taşınması ve birilerinin Abdülhamit'e ya da Mehmet Akif'e düşmanlık yapmasının zerre kadar ne Müslümanlara, ne insanlığa, ne bize, hiç kimseye bir faydası olmadığına ilişkin bir sayı yaptık. Kapak fotoğrafında da her ikisinin resmi bulundu. İkisine de cennet mekan dendi. Allah ikisinden de razı olsun, rahmet eylesin. Benim buna vereceğim cevap bu. Evet, bir soru da şu şekilde hocama. Hocam sağ olsaydı, iktidarda olsaydı bugün ne farklı olurdu? Ne yapılabilirdi? Vallahi hoca 11 ay iktidarda olmuş. Farkı görmüşsünüz. Bugün iktidarda olsaydı ya da uzun yıllara dayansaydı, demin Türkiye haritası üzerindeki şeyi gördünüz. Bugün aşağı yukarı hiçbiri kalmadı. Yani Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de onların hiçbiri kalmadı. Bilmiyorum yani, bunu detaylı anlatmaya bence gerek yok. Sorular geliyor ama onlara bakmaya zannediyorum vaktimiz yok, kusura bakmasınlar. Son sorumuz yakın tarihle ilgili, Mehmet Keçecilerin Konya'dan aday olması ile ilgili bir soru var. Ne düşünürsünüz? Ben doğduğumdan 4 yıl önce aday olmuştu. 12 Eylül'de de malum darbe dolayısıyla belediye başkanlığı düştü. Mehmet Bey'in o zaman hangi şartlarda nasıl aday olduğuna ilişkin bir bilgim yok. O yüzden olabilir. Yani o dönem Mehmet Bey uygun görülmüştür, tevdi edilmiştir. Konya ve Milli Görüş Hareketi üzerine bir tez yaptırma durumum var. Refah Partisi üzerine de şu anda bir doktora tezi yaptırıyorum. Bunları araştıracağız inşallah. Konya ve Milli Görüş üzerine kapsamlı bir çalışma yapacak olursam, o zaman bazı sözlü tarih çalışmaları üzerinden belli verilere ulaşabilirim. Bilmediğim için bir şey diyemem. Evet, doçent Doktor Mahmut Hakkı Akın Bey'e teşekkür ediyoruz. Son konuğumuz, soruların bir kısmını da ona sakladık. Sayın Hocam Sencer-i Mer Bey, teknolojiyle ilgili olunca belki biraz süre olabilir. Endüstrideki 4.0 ile ilgili düşünceleriniz nedir? Birinci. Şimdi gayet tabii dünyada yapılan bu gibi şeyleri takip etmek lazım, yerine de getirmek lazım ama önce temel sanayilerimizi kurmamız ve güçlendirmemiz lazım. Bakın biraz önce söyledim. Temel sanayilerde mesela demir çelik sanayinde Ereğli gibi 3 tane tesise ihtiyacımız var. Şu anda 18 milyon ton saç tüketiyoruz. 9 milyon ton saç üretiyoruz. 9 milyon ton yani ithal ediyoruz. Bir Ereğli'nin ürettiği 4 milyon tondur. Demek ki en az 2,5-3 tesise ihtiyaç var. Bu tesisleri kurmak lazım. Bunu kurarsak bir Kore olabiliriz. Gemi inşa sanayi, makine imalat sanayi, otomobil sanayi vesaire vesaire buna bağlıdır. Bu saçlara bağlıdır. Bunun bir tanesini belki Mersin'e kurmak lazım. Bir tanesini İzmir'e kurmak lazım. Bir tanesini de Marmara bölgesine kurmak lazım. Bunu kurmadığımız sürece kanallara para yatırırsak, efendim, binalara para yatırırsak hiçbir zaman bir Kore olamayız. Burada da otururuz böyle. Ve başkaları da bizi idare eder. İnşaat demiriyle bu iş olmuyor. Özel sektör de bunu yapamıyor. O halde ne yapmak lazım? Özel sektör, devlet ve yabancı sermaye girişimiyle bunu yapmak lazım. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir söylediği lafı hatırlıyorum. Demir Çelik Genel Müdürü olduğum dönemde. Kardeşim dedi, anladık dedi, Karabüyü modernize ettiniz, büyüttünüz. Anladık dedi, Erdemir'i büyüttünüz. İskenderun'u da yaptınız. Sen bana dördüncü dönem verer, kurdun mu kurmadın mı dedi. Soru bu. Bu yapılması gereken şey. Makine imalat sanayinde de durum aynıdır. Biraz önce otomotiv sanayinde söyledim yani. Durumun ne olduğunu. O zaman devrim otomobilini yaptığımız zaman da biz, rahmetli Erbakan da o işin arkasında olanlardan, şu anda hayatta olan konstrüktörler var. Mart ayında
talimat verildi hükümet tarafından, 27 Mayıs hükümeti tarafından. Eylül ayında otomobil hazırdı. Hayatlarında otomobil yapmamıştı bu adamlar. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu ağırlıklı insanlardı. O zaman ODTÜ yeni bir üniversiteydi. Ve bunlar gittiler, dünyanın çeşitli yerlerinde fabrikaları gezdiler. Eskişehir Cer Atölyesi'nde bu otomobili yaptılar. Vidasına kadar Türk malıdır, vidasına kadar. Prototip yapıldı. Prototip demek seri imalata geçmeden önce yapılan model demektir. 3 tane yaptılar benim bildiğim. Bunu getiren Şecaattin Bey halen hayatta, 80 küsur yaşında. Eskişehir'den trene yüklüyorlar, Ankara'ya getiriyorlar. O zaman Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanı, onu Çankaya Köşkü'nden alıp meclise getirecekler. 29 Ekim, işte meclisin açılışına getirecekler. Adamcağız uyumamış, düşünsenize kaç ay çalışmışlar, yazık o otomobille yapacağız diye. Otomobilin şoförlüğünü de kendisi yapıyor. Tabii benzin koymayı maalesef yeterince unutmuşlar. Uyumamışlar, bilmem ne yapmışlar. Şimdi bunlar çıkıyorlar şeyden, yola, Çankaya'dan. Otomobil duruyor. Durunca hemen gazeteciler şak 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 şak. Türklerin yaptığı otomobil durdu. Bunu yapan kim? Bizim gazeteciler yapıyor bunu. Arkadan Allah'tan ikinci araba geliyormuş. İkinci prototip. Ona binmiş Cemal Gürsel. Meclise gitmiş. Mesele bundan ibaret. Ertesi gün büyük gazetelerde, adını vermeyelim şimdi o gazetelerin, hala çıkıyor o gazeteler. Efendim Türklerin yaptığı otomobil bu olur. Gene adını vermeyelim, büyük sanayici geçinen bir takım kimseler. Bir baktık, efendim İtalyanlarla anlaşıp otomobili yaptılar burada. İtalya otomobili böyle başladı, bizimki öldü. Kararlılıkla arkasında duramadılar. Yapıldı ama prototip seri imalata geçemedi. Halbuki banta imalatına geçseydi, seri imalata geçseydi, siz yerli otomobilinizi yapmış oluyordunuz. Şimdi efendim söylüyoruz bunu. Diyor ki Sayın Başbakan veya Cumhurbaşkanı daha sonra, efendim yerli otomobil yapacak Baba Yiğit arıyoruz diyorlar. Baba Yiğit aramakla bu iş olur mu? Olmaz. Değil mi? İrade koymak lazım. Böyle olmuyor bu işler. Evet hocama. Elektronik sanayindeki durum Sayın da hocam farklı değil. Ve çok övündüğümüz birçok firma şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyorlar. Efendim yaptıkları şey %80'i dışarıdan geliyor. Biz burada bunları birleştiriyoruz. Yaptığımız iş bu. Büyük imalat bundan ibaret. Dışarısı kazanıyor bundan. Şimdi efendim alternatif enerjilere yöneleceğiz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Enerji tüketimi kişi başına taş kömürü eşleriyle veya petrol eşleriyle ölçülür. Şu anda Türkiye'de kişi başına tüketilen enerji miktarı 2 tondur. Yani 2200 kilogram taş kömürü eşdeğeri her Türk enerji tüketiyor. Almanlar 5500 tüketiyor. Bizim o seviyeye çıkmamız lazım ki daha çok üretelim, değil mi? Daha çok, daha refah içinde yaşayalım. Daha varamadık oraya. 2000'de de 2000 kilogramdı. Bütün artırabildiğimiz 200 kilogram. Bakıyorum milli gelir artışı daha fazla görünüyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü enerjiyi başkası tüketiyor, siz oradan alıp burada kullanıyorsunuz. Onların pazarı olmuşsunuz. Borcunuz da onun için artıyor. Yazık değil mi? Böyle mi olması lazım? İşsizlik de artmış vaziyette. Ve Erbakan Hoca'nın yaptığı en önemli şeylerden birisi, yabancı ülkelerdeki tasarruf edilen bizim çalışanlarımızın paralarını akıllı işlere yatırılmasını sağlamak için gayretti. Bunun için DESİ yapı kurmuştu. Hatırlayın, boşa giden yatırımlar yüzünden. 300 küsur İşçi yatırımı boşa gitti. Bir elin parmaklarını geçmez başarılı olanları. Kombasan'ın buradaki durumunu da gördünüz değil mi? Böyle mi olmalıydı yani bu şimdi? Yazık değil mi? O teşebbüslere yazık değil mi? O insanların güvenini sarstınız. Buna da yazık değil mi? Ne kadar zorluklarla o paraları tasarruf etti o insanlar. Bir işçi demek, çalışan demek, müteşebbis demek değil ki. Değil mi? Ona bu desteği devletin vermesi gerekmez miydi? Vermedi. Değil mi? Evet hocam. Demek ki yapacağımız çok iş var. Hocam birkaç sorumuz daha olacak. Askeriyenin kullanmış olduğu İHA'lar, SİHA'lar ve tanklarla ilgili düşünceni soruyor. Efendim çok şükür bu İHA'lar, SİHA'lar yapıldı ama onların parçaları da gene anlattığım şekilde dışarıdan gelmekte. Adam size merceğini vermezse, bilmem motorunu vermezse, şunu vermezse ortada kalırsınız. Ve zaten öyle de yapıyorlar. Diyor ki falan şeyi üreteceğiz. Tamam güzel, nerede kullanacaksın diyor. Şurada, vermiyorum diyor. Malzemesini vermiyor. Parçasını vermiyor. O halde tümünü düşünmeniz lazım.
tüm sanayileşme böyle olur. Onun için Sayın Erbakan'ın biraz önce gösterdiğiniz şey var ya, o hani farklı yerlere bunu koymak. Türkiye'de istihdamı aynı zamanda yaratıyorsunuz. Bütün insanları İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e topluyorsunuz. Doğru bir şey mi bu? Türkiye'nin bütün sathında bunların olması gerekmez mi? Ulaştırma sistemlerinin ona göre olması gerekmez mi? Türkiye'nin toplamının kalkınması gerekmez mi? Onu da söyledi. Ülkeyi, kalkınmayı ülke sathına yaymak. Çok önemli bir şey bu. O zaman oraya göç etmek ihtiyacını duymayacak insanlar. Şimdi gelelim tank meselesine. Tank meselesi, yapacağız Altay tankı. Kore modelidir, ben size söyleyeyim. Altay tankı Korelilerin modelidir. Motorunu Almanlardan alamadığımız için ortada kaldık. Şimdi Merkel'e niye yanaşıyoruz? Aman bize MTU motorlarını ver diye. Erbakan Hoca'nın da çalıştığı şeydir yani, o Leopard tankları motoru, değil mi? Ne oldu? Gemilerin her şeyini yaptığınızı düşünüyorum, motorunu gene dışarıdan alıyorsunuz. Bunu artık aşmamız gerekiyor. Öyle baba yiğit arayarak falan da bu işler olmuyor. Bir politik iradeyi koyacaksınız ve bütün insanları seferber edeceksiniz ve yapacaksınız. Onlar bizden daha akıllı falan değil. Gerekirse kopyalayarak da yaparsınız ama ondan sonra da geliştirirsiniz. İrade lazım burada, siyasi irade. Evet. İthalatçılar bunu engeller, gayet normal. O oradan para kazanıyor çünkü. Normali bu. Hep motorların yapımı böyle engellenmiştir, onu söyleyeyim size. Halen de bu devam etmektedir. Halen de devam etmektedir. Sence Ali İmer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Binip gidenlerdendi bir destekten adam, kavgaya meydan. İçin hep koşturan refahla fayda.